İyi akşamlar efendim. A -para ekranlarında şirket raporuna hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı saatlerimiz gösterirken ben Belgin Maviş ve sevgili Cüneyt Paksoy ile birlikte yaklaşık iki saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bugün önemli bir gündü. Özellikle A organize ettiği finans zirvesinde bugün BDDK'dan sermaye piyasası kurulu başkanına kadar birçok yönetici, bankacı, Finans e, sektöründeki yaşanan son gelişmeleri bununla birlikte borsadaki halka arzları ve aklınıza gelecek tüm finansla ilgili konulara ele aldılar. Ve ilerleyen zaman içerisinde karşımıza gelecek olan önemli gelişmelerden de bahsettiler. Günün ikinci yarısında Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu'nun da görüşleri vardı. Bunların hepsini detaylarıyla ilk bölümde sizlerle paylaşacağız. Öncelikle sevgili Cüneyt Paksu'ya bir hoş geldin diyelim. Cüneyt hoş geldin. Hoş bulduk Tayyip. Evet bugün zirvedeydim. Ben o, yaklaşık iki saat kalabildim. E, sonrasında ayrıldım. Ben de üçe Programın kadar Programın içeriği ve sağlığımın sağlık sebebiyle. Evet dolu dolu bir gündü değil mi? E, sonra İstanbul finans şehri ve finansla ilgili e, birçok gelişmeler vardı. Borsa ile ilgili halkarzlarla ilgili açıklamalar önemliydi. BDDK'nın açıklamaları vardı Sayın Kavcıoğlu günün ikinci yarısında açıklamalarda bulundu. Ee, Sayın Hazine ve Maliye Bakanı bir toplantıya katılması gerekmişti. Acil toplantı nedeniyle bakan yardımcısının açıklamaları vardı. Hepsi 2021 ve 2022 projeksiyonlarını bahsettiler. Arada küçük o forumlar çok güzeldi. İlgi evet. alışverişinde bulunulan bölümler geleceğin özellikle bankacılık sektöründeki teknolojileri ele yani, alındı. Geçmeden. Çay kahve molaları da hiç bana atılmamalı. Orada da evet, güzel yani sohbetler oldu. Orada da kulisler vardı. Hani borsacılığın <laughs> özünde vardır ya hani kulis e, haber akışı. Dostlarla arkadaşlar. Ama e, dolu doluydu. Ben hani e, inanılmaz bir katılım gördüm. Öncelikle Ağpara'daki tüm ekip arkadaşlarımı başlasaydı çok Sayın titiz Özlem olmak üzere evet. hepsi canla başla çalıştılar. Çünkü böyle bir zirveyi oluşturmak ve onu kesintisiz yayına yansıtmak bütün gün boyunca. Dijital bir de Evet Sevgili Bora, mi? sevgili Şafak ve sevgili Hande de gün boyunca konuklarla bir araya geldi ve yayın akışı içerisinde önemli konuları ve konukları yani hepsi birbirinin önemli de onların bahsettiği konular ilişkin soruları biraz daha detaylandırdılar. Ben bir de tabii işin geri planında da Hande'nin yanındayken de gördüm o şeyleri, hmm. konukları. Hmm. çok ilginç şeyler, gelişmeler var. Mesela bir tanesi dikkatimi çekti bunlardan özellikle ilerleyen zaman içerisinde bu pandeminin bize yaşattığı ve beraberinde hızlı adapte olduğumuz gelişmelere ek olarak bazı yerlerde tek bir banka şubesi olacak ve o banka şubesi birçok bankanın hizmetini yapacak. Yani A bank ben A bankasıyla çalışıyorum, sen B bankasıyla çalışıyorsun. O banka C bankası olacak ama hem A bankası müşterisine hem B bankası müşterisine hizmet verebilecek noktaya gelecek bir şeye doğru da gidiliyor. İşte AVM'lerin şey AVM diyorum ATM'lerin tek nokta kullanılması gibi. Gibi Ortak ATM'nin çok daha farklısı, o dijitalleşme çok daha, güvenlik sistemlerin oluşması, o fintekler değişen yapıları onların CEO'ları da vardı benim dikkatimi çeken. Hani geleceğin meslek, bilişim, teknoloji diyoruz ya, onların da özellikle finans sektörüne, bankacılık sektörüne ve borsa tarafına sonraki sonra şeyleri, yansımaları borsaya ilişkin olarak da halk arzlar halk arzlardan elde edilen gelirler şirketlerin finanse edilmesi dünya sıralamasında halk arzlarda Türkiye'nin 30'lu sıralardan 40'lara yakın olan sıralardan 18'li sıralara yükselmesi daha likit bir borsa İstanbul vurgusu, Hedefli. daha iskontolu bir borsa İstanbul vardı. ...konuşmaların içerisinde. İstanbul Finans ile ilgili kısım çok ilginçti değil mi? Heh, evet. Hocamızın verdiği evet, o... sunum çok güzeldi. Sunum çok keyifliydi. Çok keyifliydi, çok akıcıydı, çok nasıl diyeyim... Şeyin ...zirvenin odağındaki konu oydu. Yani biz buraya niçin toplandık? Niye anlatmaya çalışıyoruz? Bu Finans Zirvesi'nde gerçek amacımız ne? İstanbul Finans Merkezi olacak, dijitalleşeceğiz, teknoloji, yatırım vesaire evet. Ama, Ama bu nasıl olacak, nasıl gerçekleşecek Heh. değil mi? onun nasıl aşamaları, etapları nasıl olacak? Aynı zamanda Türkiye'nin hep deniyor ya işte, ciddi bir hukuk ve ekonomi reformu aslında başlamış süreç yani ekonomi Evet o anlamında. finans özellikle tarafındaki hukuksal süreç değil mi? Evet, Tahkim evet, tarafı evet. ve yani, finansal mahkemeler, finans, hukuk, bilir, bilir kişilikte takılan o süreçlerin daha şey olması. İhtisas mahkemelerin oluşması evet. özellikle. BDDK'nın Bankalar Birliği'nin yine bu süreçlerle ilgili ondan sonra yeni bir takım şeyleri çalışmaları, motivasyon, yine o sektörün aynı zamandaki finans sektörü çünkü çok zorlu bir süreçte geçirdi. Bakma yani bir anda evlere kapanmamızla birlikte e, hani para durmaz, ticaret durmaz bir şekilde. E, o, sonra Ödemeler durmaz. Bunların devamı akıcılığı anlamında teknolojiye zaten onları yakıştırıyor. E, ticaret vardı. artıyor, gene bankacık sistemi üzerinden Tabii, yürüyor işte. bununla birlikte güvenlik ee, önemli bir nokta ee, çünkü ne kadar teknoloji artarsa buna ilişkin saldırılar da. S saldırılar. Evet. Son bölümde de sanıyorum ben de yetişemedim ona blockchain teknolojisi ve kripto paralar evet. süreci de anlatıldı. Evet. Yani dolu dolu bir e, finansiyel süreci. Evet. Her, her gelen yani şey e, sektör temsilcisi diyelim kendi e, şeyleriyle ilgili ve sektöre olan e, ne gibi bir yeni katma değerler yeni ne gibi bir inovasyon ya da arge noktasında çalışmalar içerisinde bulunduklarını anlatır. Hani şöyle düşünebilir bizi yani nerede? Hani BDDK sadece bankaları mı denetliyor? Ya da işte sermaye piyasası da BDDK başkanının sadece... sunumu da çok şeydi. Aynen işte onu demek Pro istiyorum. Aktifti. Evet. Yani e, aktif sunuşlar risk yönetimini nasıl yönlendirdikleri, bankalarla ilişkilerini nasıl yönettikleri. En, en önemli yani Bankaların o sorunlu kredilerle olan mücadelesine BDDK'nın nasıl destek verdiği? Şimdi bir yandan bankaları desteklemek, bir yandan o süreci takip etmek. Çünkü finans sektörünün akıcı bir şekilde devamlılığı esastır. Kesinlikle. Yani oradaki en ufak yaşanacak olan bir sıkıntı. Yani bugün mesela bir FED piyasalara sırtını dönmediyse bu bankaları ve şirketleri ayakta tutma gayretidir. Çünkü bu bir domine etkisi yaratır finans sektöründe bir ödeme zincirindeki bir kopma otomatikman bankaları çok riskli hale getirir. Arkadaki denetim mekanizmaların o süreci çok iyi takip etmeleri de en az onlar kadar önemli. Türkiye 2000 yılların başında bu konuda ciddi adımlar attı. Ve şu anda o, o süreçte, eğer bugün bankalarımız sermaye terkasyosu, öz varlık karlılığını belli bir noktada bu kadar zorlu zamana rağmen tutabiliyorsa, Kesinlikle yani aslında bugün zirvede sorunlar da konuşuldu, çözümler de, çözüm arayışları da konuşuldu. Gelecekte ne tür vizyonlar takip edilecek o da konuşuldu. Evet. Bu anlamda bir bütünlük vardı. Genelde hani Önemliydi. bu tip uzun süreler seminerler ya da konuşmalar şeydir hani ilk bir saat böyle olur. Dul sonra herkes böyle bir şey var. Burada ise programlamayı çok güzel yapmış arkadaşlarım. Biri bitiyor, diğeri Biri bitiyor. başlıyor. Kimse yerinden kalkmıyor. Bir sonraki gelecek olan daha akıcı bir şey, daha farklı bir şey sunacak mı? Bu da benim için ayrı bir tatlı, güzellikli. Emeği geçen herkese Kesinlikle. çok çok teşekkür edelim bu anlamda. Şimdi biz bu akşam üç tane şirket konuşacağız. Evet. Piyasalar malum haliniz. Moralsiz, satıcılı. Eylül ayına dair uyarılarımızı yapmıştık. Değil mi? Ee, bir buçuk iki aydır. Yani yatırımcı üzgün. Yani maalesef global piyasalarda şu an ciddi bir anomali var. Şu Eylül bitse diyelim mi? E, bitmeyecek ama. Bitmeyecek mi? Eylül e, ekime Eylül Kasım'a Eylül'e gel demiştin. E, geldi, geldi de gitmiyor. <laughs> Çağırmasaydın e, keşke yine. hepsini. Ben suçtum. çağırmadım grafikler çağırdı. Beraber <laughs> a, a, tespitlerimiz, anlattığımız grafiklerdeki detaylar, yani evet. global piyasalarda yaşananlar, ya bir tarafta e, her şeyi bir tarafa bırak. Şu yaşananlara bir bakar mısın Belgin? İngiltere'de her yani ne sebeple olursa olsun işte kamyon şoförü, tır şoförü vesaire bulunamıyor deniyor. Hatta arkadaşlarım notlar yazmışlar. Londra'da yaşayan arkadaşlarımız. Ee, ciddi bir anomali var ve insanlar marketlerde yeterli ihtiyaçları olan mal, mal, mal ve hizmete ulaşamıyorlar. Benzin veya arabalarına yeterli gereken şeyi oyamıyorlar. Yani ambulansların sıra beklediği bir ortam düşün. Resim çekmiş, göndermiş arkadaş. Elektrikli araçlar gidiyor. E, hatta o tür araçları olanlar bir şahsı o da kendini bir sonra nasıl şarj edecek onu düşünüyormuş falan. Şimdi bunu yani, atlatacak tabii. Evet. Bu ara bir süreç ama yeni Onun İngiltere'de olması, İngiltere gibi bir ülkede Londra. olması asıl. Yani finansın tarafa. merkezi eski merkezlerinden birinde bulunuyor yaşandığı olmuş. Brexit yaramadı olması. bu İngiltere'ye. E yaramamış. Yani göçmen krizini iyi yönetememişler, eleman açığını iyi idare edememişler ve bugün yaşadığı Çin enerji kesintisi. Evet elektrik ya saatler kesintisi. süren yani Apple, fabrikalar Tesla, durmuş, fabrika üretimi duruyor. durdurmak zorunda kalmışlar. Kendi fabrikalarını bırak saatler. yabancı fabrikalar duruyor. Yani bu ülkelerde biz çok iyi biliyoruz ki aynı zamanda nükleer enerjiden de elektrik üretiyorlar. Yani, hani, yani hadi diyelim ki şey oldu fırtınalar şey yaptı. Onu diğer enerjiyi devreye sokup yani? aydınlatmada. Stratejik rezervlerini ortaya koydu. Petrol fiyatını dengelemek için petrol 78'in altında düşmüyor. Israrla birkaç haftadır uyarıyorduk. Evet. E petrol yukarı gitmeye devam ediyor. Tam bir anomali. Yani ve nereye kadar bu devam edecek? Şimdilik ben sana şunu söyleyeyim gene de iyi fiyatlanıyor. Bu kadar haber geçici olduğu varsayılıyor. Neden Kriz... fiyatlanıyor? Merkez bankaların hepsi genişlemede. Yani bak sen bir sıkılaştırmacı politikaya of. geçsinler. Yani lagart, Lagart'taki U dönüşünü gördün mü evet. bugün? Ya yani bir önceki gün diyor ki enflasyon geçici olabilir. ama dikkat etmemiz lazım. Şimdi diyor ya muhakkak geçici olacaktır. Sonra gene bilmiyorlar ki şartları. yani enflasyonu evet. ölçemezsin. Pablo yani. da bugün demiş ki tam İslam'dan çok uzağız. Aşkım. Baktı ise senetleri düşüyor tabii hayır. Dolar yükseliyor. Paul, Paul, Paul farklı bak. Powell şöyle söyleyeyim. Ya, geç... laf dedirtmem diyorsun. Yok dedirtmem değil şey. <laughs> ee, bir kere öncelikle Amerika'da FED başkanlarının e, kişisel yatırım hesaplarının o da ayrı bir konu. Kontrol da. edilmesi. İki tane biliyorsun. Son derece önemli. Ben meslek hayatımda da buna çok dikkat ettim. Hani e, hiçbir zaman yatırım yapmadım. Çalış, çalışım hayatım boyunca. İnsanlar hatta buna şaşırmışlardır. Yatırımcıdır öncelik. Benim gözümde şimdi orada da parayı yöneten FED başkanları evet elbette bir beyanda bulunuyorlar ama sonuçta ağızlarından çıkan her şey ya da çıkabilecek her şey piyasalara yön verirken. Son FED toplantısında ne yaptılar? Yani tabii ama son yani en son FED toplantısında toplantısı. Powell'ın yaptığı açıklama çok teknik bir açıklamaydı tarih vermeseydi kasım işaret etmeseydi ucu açık bıraktı deyip satışiyecekti. De 2022 ortasına koydu ama. Ha, yani yani bitiremini... takım tahminler yapacak sonra onları revize edecek. Çok yukarıya çekti birçok çok şeyi. Orada tahminleri ne yapacak? Şey yük, e, e, aşağıya revize edecek. Şimdi tarım dışı istik. nefes alma zamanı bırakmadı ama. Bırakacak ama. Bırakacak. Bırakmalı da. Yani. Böyle her şeyi kalem gibi Çizerek olmuyor. Tabii yani bırak bırakacak onu. Bir o de faiz olarak. artışı bekleyen üyelerin artışı kafa karıştırdı. Yani 8'e 8 oldular. Bu dönemde faiz artırırlarsa. Mümkün. Mü? Yani kendi kendilerini Mümkün vurmaktan mi? öte hiçbir şey olmaz. Yani Yazın boşuna çırpınmıyor. Gerçekleri uzaktan biraz daha iyi veriyor. Yasa gidiliyor. Kasım'a doğru daha da yüklenir mi peki FED'e? Yani Bakalım ben şöyle söyleyeyim. Olarak? Ne dedi orada şey iki satır arasında? birkaç iyi istihdam verisi görmemiz gerekir. Bugün de Fed başkanlarının açıklamalarında ben hep vurguluyorum ya Fed'in Amerika'nın problemi enflasyon değil. Amerika'nın problemi istihdam. Çok ciddi bozuluyor. Korkunç bozuluyor ve bunun önüne geçmek için zaten genişlemeci durmak zorunda Amerika. İflasların önüne geçmek için bireysel ve kurumsal iflasların önüne geçmek için Amerikan tarihinde ilk defa hane halkına yardım edildi teşvik para verildi. Ciddi Kork para verildi. Ciddi para verildi. Yani aldı devlet vatandaşın cebine para koydu. Hala da paketler var devrede. Tabii. Geçip geçmeyeceği ya, belli kredileri olmuyor. kredileri vesaire bir yıl bunları yapmak zorunda. Ama asıl konu istihdam tarafında ve açıklanan rakamların çok daha ötesinde işsizler ordusu var. Amerika için de geçerli. Yani. Ve dolayısıyla FED orada piyasayı bir dengelemeye çalıştı. Dolar endeksini dengeledi. Kasım'ı işaret etti. Kasım yaklaşınca diyecek ki bak diyecek istihdam verilir kötü geliyor tarım dışı ADP bunlar kötü işsizlik maaşı başvuruları ortalama saatlik kazançlar işte fırtınalar var kasırgalar var ondan sonra e, salgın vaka sayıları arttı biraz daha bunu yıl sonuna bırakmamız lazım bir bekle göre geçmemiz lazım durum iyi değil diyecek böyle böyle idare edecek. Bir de şimdi biz burada 120 milyar doları konuşuyoruz. Yani 120 milyar dolara kesecek. Aylık 120 milyar dolar varlık kalımını değil mi? Onu da azalta azalta kesecek. Ama 2022 6 ayında bitiririm deyince hızlı bir kesinti. E neler söylemediler ki? Yani e, şimdi projeksiyon yaparken ne diyor Merkez Bankaları? Bu yıl diyor iki tane diyor faiz indiririm. E, i̇ndirim beklentim var. Ama işte vardır. o toplantıdan sonra e, önce biz e, ve sonrasında uyarımızı e, dolar endeksi ve ABD tahvilleri üzerinden yaparken Bunlar inmiyor. Borsa çıkıyor. Kim doğruyu söylüyor sonra göreceğiz demiştik. Refiklerde Tabii. değişim bugün daha netleşmeye başladı. Onun için ABD tahvillerini uzun bir süreden sonra tekrar aldık yayına. Şimdi, mecburen. Orada bir tabi, yanına da İtalya'yı koyduk mecburen. Bu, bu, arada yönetmenimiz de bize tabi e, ABD İtalya de, evet. yan yana koyarsa. Evet Amerika İtalya mı diyelim hangisini istersin? Amerika İtalya tahvillerini. Amerika beraber. ve İtalya yönetmenim e, o şeyleri, grafiklerini rica Hemen o, İtalya hemen takip ediyor. Sağ hemen olsun. sevgili Cüneyt sen istersin de yönetmenim Naim'e göndermez mi? Ee, bizi ikimiz de kırmıyorlar sağ olsunlar. Yani geçen hafta ne dedik? 130 civarında kalması önemli. Bu hareket bireylere ve üzerine taşarsa borsalara sert satış gelir. Değil Bakmayın de. durduklarına, fedi böyle hafiften almalarına. Çünkü neticede Fed bir şeyler söyledi. Paradigma değişiyor. Hı hı. Bir de yayının başında bahsettiğimiz e anomaliler var. Yani Çin'de yaşananlar, İngiltere'de yaşananlar daha buna birçok şey ekleyebilir. Yani bu tedarik zinciri problemi, çip problemleri. Yani enflasyonun ne kadar sürede geçici olabileceği noktasında kafada soru işaretleri yaratıyor. Hep FED'de de gelip 9 üye, 18 üyenin yarısı faiz arttırımı deyince hı nereye hı. geldik? 1.56 gördü bugün ABD 10 yıllıklar belgin 1.56. An itibariyle 1.52. Nereye geldik tekrar? 50 aylık ortalama 1.65, 1.70'ler civarına bir kez daha geldik. Daha hı. önce gelince... Ne olduğunu biliyoruz. Borsalardaki evet. düzeltmeyi biliyoruz. Şimdi aynı şey yeniden yaşanıyor ve öncül yaşanıyor. Eğer dünyadaki faiz adlerini belirleyen, benchmark kabul ettiğimiz ABD 10 yıllık tahvillerde tekrar 1.40-1.30 bandına ya da altına, bak altı da stres, hı hı. bu sefer güvenli liman sebebiyle ABD 10 yıllıklar ekstrem bir hareket içine girerse, bu da riskli limanlardan kaçış anlamına gelir. Onun için denge, denge bir 31-40'larda FED'i beklerken. Kasım FED'i bu arada. Ama şu bölgeyi bir geçecek olursak 1.65-1.70'leri, yani şuraya hep gelmişiz. Bak 2019'da gelmişiz, daha önce gelmişiz, gelmişiz. Yani şu alçalan tren 22 senelik grafikte nereyi gösteriyor? İkiler, üçler. E, 7-8 faiz artışı yapacak muhtemelen 2 sene içerisinde. 2022'de başladığı andan itibaren faizleri 1.5-2'lere getirmesi demek. E, ABD oyunluklarında en az minimum 3'lere ve üzerine taşması demek. Bu riski ne kadar önceden fiyatlamaya başladı? Tahvilde short olanlar para kazandı. Yani faizin yukarı gidip tahvil fiyatının aşağı gelmesine oynayanlar parayı kazandı. Ama bunu artık borsalar görmeye başladı. İtalya'da görmeye başladı. Bak İtalya'da 50 aylık ortalamayı geçtik bir kez daha. Bir kez daha 1.20'lere doğru hareket başladı. 1.20 bandına. 0.86'larda. Şimdi İtalya'yı niye hemen koyuyorum? E çünkü Christine Lagarde hemen konuşmaya başladı bugün. Şu tahvil İtalya'da 1.20'yi geçti. Yani. Baksana şurada dipten bir yani faizde grafik olmaz ama hı, hı. gene de biz bakalım. Bir toba görüntüsü bir ters omuz baş omuz Yukarı Öyle yönlü dedik, evet. İtalya tahvillerini yukarı yönlü bir buçuklara, ikilere, üçlere doğru götürürse ardaki spretler kapanır hatta İtalya 10 yıllıklar ilk defa ABD on yıllıkların üzerine uzun bir süreden sonra çıkarsa Avrupa borsaları ne olur? Gelip DAX ne olur? Bizim en çok baktığımız. Dip, dip yakın 500 ne olur? Yapar, Onun için şu iki grafiği yan yana özellikle koydum bir kez daha. Eylül zordu, zor bitiyor. Ve birçok sorunu ekime devrediyor. Ne yapacak şimdi? Tarım dışı İslam datasına bakacağız. Hı hı. Enflasyon verisine bakacağız ABD tarafından gelecek. Bütün dünyadaki enflasyon verilerine bakıyor olacağız. Norveç faiz arttırdı biliyorsunuz uzun evet, süreden sonra. Evet. Gelişmiş bir ülke. Brezilya bir yüz bas puan daha koydu. Hatta borsasını falan basmışlar. Evet ee, ya. <laughs> yani ilginç bir şekilde. Bir, e, yani ya, sonuç Yani artık hani bu anomali Ama seni... işsiziz demişler. 18 milyon, 20 milyon insan. Yani bir problem yaratmamış da işte anomali. Yani gidiyorlar borsayı işgal ediyorlar. Bir problem çıkarmıyorlar ama seslerini duyuruyorlar. Yani dünya farklı bir yere doğru evrilirken bu faizler burada kalmazsa bu bütün gelişen piyasaları etkileyecek. Bütün borsaları etkileyecek. Bütün emtiyaları etkileyecek. Etkiliyor da Dünya zaten. büyümesi istenen düzeye henüz gelmemişken pandemiden sonra bir darbe de buradan yiyeceğiz. Buna merkez bankaları izin verir mi? E, vermemeleri gerekir. Onun için ben FED ve ECB'den bir geri dönüş. Japonya hı hı. ve Çin'den likitte de artış bekliyorum. Bir de Çin'in Evergrande problemi daha çözülmedi. yeni yeni emlak şirketleri devreye girmeye başladı problemin evet, içerisine. Evet. Yani bir de bu tarafı var Çin'in. Yani zincirleme zincirleme İlk yayınlarımızı en hatırlar mısın Çin'i konuşurken sen de gölge kredilerden bahseder. Problem. Hı hı. Bir gün çıkacak mızrak çuvala sığmaz. E çıkıyor işte. Evet. O kadar çok kredi dağıttılar ki büyümek için. O kadar hayali şeyler yapıp şentler. onları defalarca ve defalarca satmışlar ki yani hani Amerika'daki e, mortgage Kredi faizlerinden e, oluşturdukları Yaşanmayacak kentler kurmuşlar. Evet. Henüz. Yani. Ya bir buçuk milyar insan yaşayacak da alacak parası yok. Evet, bomboş binalar çürüyor. Yani ve onları için... bir kez daha satmışlar insanlara. Şimdi hemen buradan da vakti de efektif kullanmak adına dolar endeksi ve euro dolar partisine geçelim. yan tamam. yana. Grafikleri. Yani şimdi şurada bu şey yapmak istiyorum. Soru varsa yok. ama sen paraya evet, girip sor, sormak istiyordum. Yönetmemden bir kez daha o görüntüleri grafikleri rica edelim. Şimdi. Amerikan 10 yıllıklarında denge noktası 1.30-1.40 arasıysa yani yüzde soru olarak. Bana göre. Bunun, bunun üzerinde uzunca süredir bunun üzerindeyiz. Burada bir anomali var. Hele bugün ben, Evet. ben buradayım diyorum uzaktan çıkıyor. Şimdi şu Amerikan 10 yıllıklarını yani bizi izleyen, e, borsa ilgi duyan ya da piyasaları anlamaya çalışanlar için soruyorum onların sözcüsü olarak. Amerikan 10 yıllık tahvil faizinin yukarı doğru çıkması... Hisse senedi yatırımcısı nasıl okumalı? Yani portföyünü daha çok hisse senediyle doldurmalı mı? Yoksa hisse senedinden nakde dönme zamanı geldi mi diye okumalı? Öyle okur. İkincisi, İkincisi dediğin gibi okur. İtalya tahvillerinin için bakıyoruz. Bakıyoruz çünkü İtalya en borçlu ülke, en sıkıntılı ülkelerden biri. Yüzde yedilerden faizini buralara Avrupa Merkez Bankası desteğiyle getirdi. Borsası 50 bin rekora. Gidemedi, yarısına kadar gitti. DAX falan yeni rekorlar kırdı. Evet. E, İtalya problemli ülke. Borsası problemli, her şey problemli. Bir de tahvil faizleri yukarı giderse 1.20'nin üzerinde tahvil problemi yaşar Avrupa. Hı hı. Avrupa Merkez Bankası agresif bir şekilde tahvil almak zorunda kalır. Zaten ne dedi geçen hafta sanıyorum Müller, e, bir Avrupa e, Merkez Bankası yetkilisi. Biz dedi pandemi koşullarından dolayı ekstra tahvil alım programı biterse, yeni tahvil alabiliriz. Evet. Niye diyor? Problem ülkeleri var. İspanya'da aynı. Yunanistan'da aynı. İspanya'nın faizi daha aşağıda ama çıkacak. bir anda yukarı yönlü gidebilir. Yani O bir yüzden demek ki tahvil faizlerindeki, faizlerindeki özellikle Avrupa ve Amerika faizlerini çok iyi takip etmek, okumak gerekiyor. Ekranımızın bir tarafına evet, koyacağız. E, buradaki yukarı yönlü her hareket hisse senetleri o gün ya da bir sonraki gün satış baskısı Veya olarak. Veya Değil mi? dönmeye devam eder Çünkü tahvil faizi. Borsadaki gibi hızlı çok hızlı aşağı Aynen. yukarı şey yapmaz. Aynen. Anlamamıştım zaten iyimserliği evet. borsada. Bir yukarı yaptı S&P bir coşkuyla. Bir Neden Dux. yaptı? İşte benim düşündüğüm gibi düşündü. FED Kasım yani. ayını gösterdi ama bunu yapmayacak. Ama bu grafikler bir dakika diyordu. Nitekim bugün sinyali verdi. Evet. Senin dediğine dönmeliler. Dediğine dönmezlerse problem büyüyecek. Şimdi istersen dolar endeksi. Evet uyuyor. dolar, endeksi. dolar Gelelim. Ee, buradan devam. Şimdi dolar endeksi de geldi 9370'lere. Yani şu bölgeye. Geçen haftalar verdik ya buraları seviye evet. Ters omuz baş çalışmak üzere. Hem büyük resimde hem küçük resimde. Yani, yani büyük dönüş resimde formasyonlarıdır bunlar. Şöyle yani dipten bir de. Evet. Orta bir yerden falan da değil. Bazen toba'yı eleştiririz ya dip orta bölgeden Hı -hı. toba olur mu falan. E dibin yani 103'lerden 89'a gelmiş bir dolar endeksi toba veriyor. Ters omuz baş omuz göstergesi gibi. Yani ve 100 günlük, 200 Hı -hı. günlüğü yukarı kırdı. 92-30'lar, 92-28'ler 50 günlük, 21 günlük kırmıştı. 100 günlük geldi, 200 günlük kırdı. 100 Hı -hı. günlük, 200 aylığı da kırdı. 50 günlükleri göremiyorum tam maviyle gözüken nedir Şu, o? Şu 92-70'ler. 92-70'ler. E o zaten kırmıştı. Evet. Gidiyorlar yani. E şimdi özetle 92-50'nin altına gelmedikçe şu bölgenin altına ve bu bölgeye dolar endeksi gerilemedikçe yani 92-90 bandına hı hı. geri çekilmedikçe 93-70'i geçtiği andan itibaren ilk gideceği yer %38.2 yani. teknik 94-50'ler oranın üzerinde 95'ler hemen 95'in üzeri asıl problem %50'si tüm hareketin 96'lar. Yani bir günden e, yarından bugün olmayacak ama FED bu durumu değiştirmezse trend başlıyor. Ve bak şu kadar çanak kadar Tobon'un hedefi bizi 96'larda falan tutmayacak. 97-50'ler yüzlere kadar hareket potansiyeli. %78.6'ya kadar hareket potansiyeli demek anlamına gelecek. Onun için çok kritik evredeyiz. Gözümüz muhakkak ve muhakkak. Dolar TL adına da, tüm para çiftleri adına da, emtialar adına da, borsalar adına da. Dolar endeksi olacak. E parite etkileniyor. Evet. Nereye geldi Euro dolar paritesi? 1.16'lara, 1.16.80'lere geldi. Hı hı. Aşağıda neresi önemli diyorduk? 1.16.30, 1.16. Şu band önemli diyorduk, ki haftalık hı hı. bir grafik evet. bu. E oraya çok yaklaştık Belgin. Şimdi dolar endeksi gidiyor. Paritede 1.16'nın altına geliyorsa 1.14.50 son kale. Hı hı. Tuttu tuttu. Tutmadı aşağıda bir ee, 112'ler, 111'ler ki 1, daha onlar, önce gördü 108'lere kadar 1, da yolu gider. hatta. E şimdi bunun olmaması için bir aşırı satış var grafiklerde bu arada. Fed'in, ECB'nin herkesin koordineli bir şekilde arkadan görünmeyen toplantılarla bize göstermedikleri toplantılarla işi konsantre etmeleri. Yukarı gidiş için sinyal nerede alırız? paritede? bir 118.50, bizim için iyi senaryo. Neden iyi senaryo? Hep söylüyoruz. İhracat. Evet. İthalat girdiğimiz ağırlıklı dolar maliyetimiz. Onun için Euro'nun, Euro-Dolar paritesinin yukarı yönlü hareketi aşağı yönlü hareketinden daha efektif bizim için. Doğru. Ve bizim gibi ülkeler için. Onun için parite bakalım 1.16, 1.16 50 bandında tutunabilecek mi? Tutunamıyorsa 1.14 yani şu T10'dan bir destek gelecek mi? Hı hı. Ee, ve 1.18 50'leri geçecek. Gücü bulabilecek mi? Ve çok daha önemli bir şey 21.50 haftalığı 40 haftalık bir grafik bu. Evet. 1.18 40, 1.18 40 tam kesiştiler. Bir şey soracağım. Ee, sana ne söylüyor? Yani ben nasıl okumalıyım? Yatırımcıyım. Şu anda yarı nakit yarı hissedeyim. Valla. Hisse... Dax'ı ve Bist'i nasıl okumalıyım? Euro-dolar paritesine bakarak. Şimdi o tarafa bakarak. grafiklere geleceğiz. Grafiklerde anlatırız hı hı. ama yani Sonra hangi seviyelere dikkat etmem gerekiyor? 1.1850 üzerinde rahatım. Evet. 1.16, 1.1850 arasında kaldıkça 1.16 kırılmadan en azından hikayemi fiyatlamaya belki devam ederim. Ama 1.16 altında stres başlar. Dolar endeksi içinde 94.50'nin üzerinde stres çok artar. hisse senetleri için. Rahatlamak için 92.50'lere gelmek gerekir. Hatta 92.50'nin altında 92-90 bandına geri çekilmek gerekir. Hı -hı. senedi yatırımcı evet. borsalarda düzeltmenin gelmemesini bekliyorsam bu seviyelere de dikkat edeceğiz sevgili Bergin. Şimdi FED Başkanı Powell'ın e, ve Yalın'ın sunumları vardı bankacılık komisyonunda, senatoda. Normalleşmeye devam ederken dar boğazlar, istihdam zorlukları ve diğer kısıtlamalar beklenenden daha büyük ve kalıcı olabilir. Enflasyon için yukarı yönlü riskler oluşabilir diyor. Şimdi Merkez Bankaları ağız birliği etmişçesine enflasyondaki yükselişler geçici e, tezi üzerinde duruyorlar. Ama kendileri de dahil olmak üzere şunu çok iyi Beklenten biliyorlar ki. De yükseltiyorlar abiler. Aynen her söylediklerinde bunu yükseltiyorlar ve bununla birlikte de enflasyonda yükseliş eğiliminin kalıcı hale geldiğini, hayat pahalılığıyla birlikte ciddi bir e, yükseliş içinde olduğunu görüyoruz. Nerede görüyoruz? petrol tarafındaki yükselişler i̇şte onun için enerji biraz tarafındaki Evet, enerji tarafındaki dar boğazların buna getirdiğini görüyoruz bu anlamda baktığımızda. Bununla birlikte tabii ki yılının özellikle bu borç tavanı meselesi üzerinde ivmelilikle durması, Amerika'nın temerrüde düşmesi ki bu hep yaşadığımız bir şey aslında Amerika'nın sürekli borç tavanını yükseltmesi her Yıllardır, Ekim Kasım döneminde olur. Sonunda... Ama sanki yılın bir şeyleri biraz daha böyle toptan çözme tarafındaymış gibi. Kökünden halletti. Evet, yani her seferinde bu senato engeline niye takılıyoruz? burada bizim şey gibi sermaye sisteminde kayıtlı sermaye sistemi vardır. Bir de esas sermaye. Esas sermayede her sene yönetim kurulu toplanır, karar alır, genel kurulu onaylatmaya çalışır. Bu uzun bir prosedürdür. Ama sen kayıtlı sermaye sistemine geçersen şirket olarak yönetim kurulu 5 yıldana genel kurul yönetim kuruluna 5 yılda sermaye artırım ve diğer faaliyetler için yetki verir. Amerika niye bunu yapmıyor? Yani böyle bir sistem varken her seferinde senatoya gidip temsilciler meclisinden geçiyor ama senatoya gelip takılıyor. Valla denetlemeyi en hassas hale getirmeye mi çalışıyorlar artık? Bilmiyorum. Ama yani bu finans piyasalarının da kırılgan olduğu dönemlerde işi çok daha zorlaştırıyor. Belki de Fed'in patinaj yapmasının arkasında da bu konudaki belirsizlik de var. E yani şimdi... Biden hükümetine senato ve temsilciler meclisi arasında bir tenis topu olma hikayesi de var ben sanki. Ben sana bir rapor okudum onu anlatayım çok kısa. Diyorlar ki ABD tahvillerini kim alacak? Biz bu yayınlarda bunu hep sorduk. E, alacak ülkelere bakıyorlar. Çin'e bakıyorlar. E, Çin'de problem olursa aşağı yönlü. Hep Çin alıyordu, Çin kurtarıyordu. E, alamayacaksa Diğer ülkelerde büyüme de yeterli olmayıp ABD tahvillerine ilgi zaten azalmıştı. Kim alacak evet. bu borçlanma gereğini? ABD'nin bütçe açıklarını kim kapatacak? Powell alacak. E yani. <laughs> o da belediye şeyleri tahvilleri alıyor. Bu arada kendi üzerindeki spekülasyonlardan sonra başkan olup olmayacağı da tabii. Yok e... adaylığını mı? Koyacak ama iki işte. iki başkan emekli olacaklarmış artık. Ama tabii bakacağız yeni bir başkan geliyor mu gelmiyor mu. <laughs> ama biz arada bir de petrole bakalım petrol evet. petrolde ne oluyor şimdi hani talep yok pardon arz yok Vallahi talep var mı talep yok arz mı var? Ürkütüyor beni. Ya, yoksa talep... bu tamamen spekülatif mi bu hareket? Yani bir kısmı Fırtınalar, evet spekülatif. Fırtınalar, yanardağ patlamaları. Bahanesi. Bir kısmı da şu navlum fiyatları gemi fiyatları müthiş arttı. Evet. Yani Çin'e giden bir gemiden siz bugün ithalat yapan bir bireyseniz bir kurumsanız. Daha geçen konuştum arkadaşımla Çin'den mal getirecek. Hakikaten o gemiye o malı yüklemek için rüşvet neredeyse verecek durumda limana. Konteyner fiyatları zaten almış başını gitmiş. Çin böyle. Amerika'ya giden gemilerde Amerika'dan gelmiyor. Navlun fiyatları tepe yapmış durumda. baltıkları endeksine bakarsan dünyada kriz yok. Şimdi hmm. Petrol fiyatlarına da baktığımız zaman dünyada kriz yok mu? Neyi Onlar fiyat mı? diyor? İşte problem burada. Biz stok fazlası vardı. O problemi çözdüler. Şimdi OPEC, OPEC dışı ülkelerin Beyaz sarayın da uyarısı sonrası üretimlerini arttırması şartı var. Üretimlerini biraz daha arttırmıyor, müdahale etmiyorsa kendilerini konfor alanında daralacak. Çünkü grafikte geldiğimiz yer tahammül bölgelerini geçmeye başladı. 80 dolarların üzerinde Goldman Sachs demiş ya, orta ve uzun vadede çok yüksek bir hareket beklemiyoruz ama kısa vadede 90 dolar bekliyoruz. İşte yani şu 80 dolarları geçtiğimiz an çünkü önemli bir bölgeyi de geçmiş oluyoruz. %61.8 düzeltmesi 116'lardan 15 dolarlara inişin hikayesi. Sen e, bu grafikte sevdiğin için artık ben pivot seviyeleri kullanıyorum. Çok teşekkür ederim. Bu çok güzel. Yani 78 dolara 80 dolar şu son gördüğü Hı -hı. bir alt tepeyi de koyduğum zaman o eşiğin geçilmesi bizi ara bölgeye götürecek. Ara bölgenin karşılığı 87, 90 dolarlar. Şimdi oraya doğru gitmesi benim için de, benim için derken ülkemiz için de, gelişen ülkeler için de, petrol ithal eden, petrole bağımlı herkes için problem. Nokta. Global ölçekteki enflasyon hedeflemeleri için problem. Navdun fiyatları e, bu böyle bir durumdayken, konteyner fiyatları, mala ulaşım, tedarik zinciri problemleri. E, petrolün yardım etmesi lazım. Yardım etmesi için petrolün Nereye gelmesi lazım? Şu banda. Biz söylediğimiz banda evet. bir geldi. Geldi 75 ama 65 doların altında. 65 doların altında artık beklemiyorum. Ama en azından 75 doların altında 70 dolar civarında bir dengelenme. Bu olmuyorsa borsacılara bir problem de buradan gelecek. Evet. Evet onu diyecektim Borsalara tabii. daha doğrusu. Çünkü projeksiyonlar hani 65 dolara göre yani merkez bankalarını iyice <laughs> sıkıştıracak bizim evet. merkez bankamız da dahil. 80 dolar üzerinde 87-88 devamında şu 95'ler, 100'ler kısa vadeli bile olsa potaya girdiği zaman tamam biz kontratları uzun vadeli yaptık, hecettik, ettik, petrol fiyatlarını falan ama neçede o fiyat oraya gidiyorsa bir de psikolojik etkisi var. Evet. Bir noktadan sonra orada kalıcılık oluşursa bir sonraki kontratları sen o fiyattan yenilemek zorundasın ne kadar hece etsen de. Doğru. Onun için şu trend dengelenmeli. Bana soruyorsan bu riski senle 1 iki aydır söylüyoruz. O grafikleri onun için koyuyorduk. Bülent hep sonu atardık öne çekti. Evet evet. Yedek grafik olarak bakardık. Çünkü bu yani ilginç bir hafta. Zaman atardık. kalırsa evet. konuşurduk. Ya artık öne çekmek zorundayım. Harekete baksana. Yani bu haftalık bir grafik 34 haftalık ortalama 120 haftalığın altında ve destek olarak çalışmaya devam ediyor. Demek ki 70 dolar 75 dolar bandı içinde yani şu bölgede hadi 78 dolar 80 dolar şu bölge için denge buldu buldu. Bulmadı, kırdı. Hadi bir problem de Brent'ten. Niye? Talep coştu diye değil. Söylediğimiz anomalilerden dolayı. Hı hı. OPEC, OPEC dış ülkeden şimdilik işine geliyor da tabii. Amerika bu fiyatı burada bırakmış. Tabii. Daha az borçlu gözüküyorlar. Rusya daha fazla da gelir. işine geliyor. Tabii. şey alıyor. Yani Rusya'nın da işine geliyor. E, Ama Biden'la Putin herhalde bu sorunu oturup konuşurlar. Çünkü petrol fiyatları üzerinden biliyorsun Rusya'ya baskı iyi kuruyor Amerika. Evet. Bunu iyi yapıyor piyasa üzerinden. İlginç olacak petrol fiyatlamalarını izlemek de bundan sonra açıkçası. Şimdi petrol petrol konusunda zaten biliyoruz OPEC OPEC artı ülkeleri ayrı bir tarafta. Onu OPEC'e koyalım. Amerika ayrı bir noktada. Hani o şey ortada petrol var. Çin önce stoklamasıyla karşımıza çıkmıştı. Şimdi de elindeki stokları biraz daha satarak petrolü fiyatlarını dengelemeye çalışıyor. Şimdi petrol fiyatları, doğalgaz fiyatları, enerji ve gaz doğalgaz. Yeni Avrupa famaları doğal 108 evet. %20. Yani belki birçok fabrika üretim tesisi kapanmayla karşı karşıya kalacaklar ya da çok yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalacaklar. Hem şirketlerin doğalgazı hem bireylerin doğalgazı. Evet. Yani. Ne, neyle başladı? Rusya'nın depolarında yeterli doğalgaz yok demesiyle başladı. Şimdi bu çok güzel soğuk savaşa ya da ekonomik savaşa örnektir. İran da kendini piyasaya sokmak için bahanesini söylüyor. Ve tabii geri planda da bir takım siyasi gerilimler de oluşmaya başladı. Yani burada baktığımız zaman. Jeopolitik liste evet. daha da agresifleşiyor. Aynen öyle yani. Türkiye'nin de dikkat etmesi gereken oldukça şey bir dönem içerisinde yani bizim rezervlerimiz keşke değil mi daha önce son bulduğumuz rezervler aktif evet. olsa yani hani daha yani hızlı bir şekilde aktive edebilirsek e, denizden karaya çıkma süreci işlenme süreci gibi Türkiye İki senelik bir süreç tabii de tabi, o yani. süreci hızlandırmak önemli oldu. Burada e, Merkel de gitti Rusya, Avrupa, Hadi Rusya, şimdi bir de Almanya'da Rusya'nın karşısına gelip. kimi getirecek? İşte o bir şekilde Merkel Putin'le bir ortak nokta buluyordu. Buluyordu. Yarın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Putin'le bir araya gelecek. Seçine. evet orada önemli bir şey. Çünkü New York temasları sonrasında Sayın Erdoğan'ın bazı açıklamaları dikkat çekiciydi. F35 S400 özellikle Amerika'nın Türkiye'ye karşı olan tutumu. Birçok liderle çalışması desteği, ama Biden'ı çok eski sanamasına rağmen Biden hükümetinin henüz net bir ilişki evet, kuramadık demesi. Net bir ilişki kuramaması. Bu arada bir, bir haberde şey sanıyorum Roma'da G20 toplantısında Ekim sonu gibi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden'ın görüşmesi de muhtemelmiş deniyor. Yani. Önemli olacak sanıyorum. Evet önemli ama yani burada ben şunu görüyorum. Yani iki, iki lideri bir objektif bir gözle baktığımda Sayın Erdoğan çok hazırlık çalışarak gidiyor o ve ekibi. Ama Biden çok sıcak karşılıyor. Tam bir siyasetçi. Ama hiçbir sonuç çıkmıyor. Ve zannediyorum Amerika'da da, zannetmiyorum öyle birçok şeyde de görüyorum. Amerika'da halihazırda hazırda şu ana kadar Biden hükümetinin taahhütte bulunarak icraata ya da uygulamaya koyduğu eylemler yok. Paket dahil olmak üzere. Yani F-35'lerden çıkardılar tabii o bir var. Evet. Çok, yani dışında, cevap veremedi Amerika yoksa beyaz sarı hemen çıkar sözcüsü. Türkiye cevapları takır takır sıralardı. İşte sürece bağlı. Yani, Belki de o görüşmeyi de bekliyor Ama çok doğru noktaları öz bir şekilde söyledi. F-35 programından bizi niye çıkıyorsunuz? Biz bu kadar parayı size ödedik. Yani. E bize teslimatlarınızı niye haklılık yapmıyorsunuz? Haklılık noktasında başından beri haklılık var. Evet. Ama Yeni bir S-400 alabilir miyiz? Amerika diyor onu sen. demokrasinin kılıcı istiyorsan. gibi tepende tutuyor işte. Yani şimdi bize şey izleyenler de şunu söyleyebilirler. Hani e, Türkiye-Amerika ilişkileri arasından bu risktir. Yani bunu Sayın Cumhurbaşkanı bilmiyorum bu açıklamaları yaparken. Ama demek ki siyasi anlamda Amerika'nın artık hani e, bir takım şeyleri siyasi arenada da Hani bazı ülke söylemler arasında manevradır şey değil. uluslararası ilişkilerde. Ha, yani ama, belki de görüşmeye öncesi bir hazırlık da olabilir. Bunu izleyip göreceğiz. Ama önemli olan onun öncesinde Türkiye'nin özellikle bu Suriye sınırı, bugün Suriye Devleti'nden yapılan, yani Esad yönetimindeki bölgeden yapılan bazı açıklamalar. Türkiye'deki Suriyelilere, Suriyelere, ülkenize dönün. Orada Rusya'nın da biraz yönünü belli İdlib tarafının lazım. karışması, Türkiye'nin o kıyıda... Pençe hareketi de var. Bütün bunlar devam fiyatlamalar etmesi. üzerinde etkili olacak. Bu arada askerlerimizin ayağına taş değmesin. Gerçekten Aynı. ciddi operasyonlarda orada halihazırda hazırda devam ediyor. Bundan sonra da olacak gibi. Yani evet, oradan gelen o haber akışları vesaire, işte Afgan mültecilerle ilgili Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Hani çok kapsamlı bir açıklamaydı ve tabii yani Türkiye'nin bir kişi daha alacak şeyi yok artık. Yani hani Suriyesi bizde. Hatta bizde. Bir kısmını tahliye etmek durumundayız Avrupa ile paylaşmak durumundayız bu yükü ve diğer ülkelerde. Merkel'in e, siyasi hayatını okurken 1 milyon mülteci kabul etmiş Merkel. Hani mülteci karşıtı görünmemek için. Yani artık Avrupa'nın bunu e, siyasi bir manevra olarak değil, bir hareket olarak değil, insani bir hareket İngiltere olarak kabul kabul İngiltere şoför olarak gün. yetiştirip insanları alabilir. Yani işin Şimdi esprisi, öyle yapacaklar ne oldu? Esprisi, tabii yani. Maalesef ama bu realite. Çalıştıracak eleman bulamıyorsan bu insanları... E, Almanya'nın da zaten... Yurt... Bu insanlara hayal vereceksin, hayat vereceksin. Tabii. Bu da işin şeyi. E, yavaş yavaş istersen borsalara geçelim. Evet şimdi 500, e, neden bu noktaya geldik de zaten DAX'a, S&P'ye ve DAX'a geçecektik göndermek de. Göndermek için değil mi? Evet ona bir gönderme yapalım diye. Lagart neden döndü? Yani DAX herhalde geliyor baktı. S&P de hoş değil. İtalyan 10 de, yıllıklarına baktı. Yönetmemizden de bu arada DAX ve S&P de rica edelim. Yani Dax'tan önce bir uzun vadeli o senin ha. iki hafta önce getirdiğimizde 3 hafta hatta ya güzel bu dediğin grafikle başlayalım. Istersen. Tamam hangisi o grafik? Uzun vadeli şu grafik. Tamam geldi. Evet yani hadi bakalım. 2 tane Fibo seviyesi ne kadar önemli olduğunu gösteren bir grafik. Yani 22 sene var burada. hı. hı. Daha önce 1580, 666 yukarı 423.6 seviyesi 4535'ten üzerinde kalıcı olamadık. Olamayınca dikkat demiştik. Ardaki şu bölge 4450. Birkaç gündür 4450'ye geri dönüş yaptı. Evet. Kıramadı. 4550'ye göre dönemedi ve aşağı doğru 8 aylıklara doğru gidiyoruz. Neresi orası? 4200'ler. Yani fırtınanın kopacağı alan bir alttaki seviyede 4200'lerin altındaki bir alttaki seviyede 4150 4000'ler şu bölge. Şimdi şu bölgeler Bergin hı hı. kırılacak olursa en uzun vadeli resimde teknik retorik pandemide bak geldiği yer belli %61.8 bir sonraki düzeltme %261.8'dir hedefler neresi şu bölge 3300 3333. Heh. Çok yani, manidar bir sayı. Manidar şey bir sayı. Şey. E şimdi burada tutunması hepimiz için önemli. Doğru. Bütün dünya için önemli. Onun için şu resmi her hafta artık koyacağız. Şurayı geçip daha önce Goldman Sachs 5000'ler diyordu önemli kurumlar. Şimdi düzeltme sıcak mı soğuk mu buz mu demeye başladılar ama şu 5000'lere gitmese de ben şu bölgedeki yataylığı bile kabul ediyorum. Bizim için iki üç ay. Bonus, yıl sonu bonuslar vesaire. Öyle olacak galiba. En azından merkez bankalarının desteğiyle şu 4500 ile 4000 arasında S&P 500 endeksi görebilirsek bize sıra gelir. Bize derken bütün gelişen piyasalar. Hı hı. Şimdi diğer iki grafiğimizi S&P ve DAX'in yan yana alalım, devam edelim. Evet, onu da iyi. Şimdi Çünkü bitiyor. daha altınımız var İlk bölümde Rahat rahat daha ilk bölümümüzde rahat rahat hepsini konuşacağız. İkinci bölümde de bol bol hisse konuşacağız. Böyle dolu dolu hazırlık yap yaptık ki her Ama şeyi anlatabilelim Ama şimdi nasıl olması ki geçtiğimiz hafta Merkez Bankaları Haftası'ydı. Aynen. Yani daha onun şokunu atamadan üzerimizden yeni hafta. Şimdi o büyük resmi getirdik S&P'de günlük grafikte bir kısmını yani yaklaşık 7-8 aylık kısmını aldık, getirdik, projekt ettik. Aslında bir finansal okul okuryazar eğitimi gibi de oluyor bizim yayınlar. Hı hı. Her anlamda grafik bakmak, grafiği yorumlamak, grafiğe göre strateji belirlemek vesaire. Evet. Yani iki defadır gene bugün 4350'ler, e, 4358'deydi ben grafiği yaparken test ediliyor. Şu kanaldan çıkmak üzere. Senin o 200 günlük ortalamaların o mavi rengi Aha. bu sefer 200 günlük ortalama koydum. Şu kanaldan çıkması problem zaten de. Bak tam o kanaldan döndük. Çıkamadık 21 50 günlük ortalamaların üzerine 4444 4420 üzerine atamadık. 4, 450 büyük resimde problemdi. Gene geri geldik. Eğer 4350 kırılırsa ne bekliyor bizi? Hani büyük resime gösterdi ki 4200. 4250 hemen altta 4000. İşte projekt ettiğimiz bölge burası. Çünkü 200 günlük ortalama da 4130'a yükselmiş Bergin. Hı hı. Ya bu kanaldan çıkıyorsa bu bölgede tutunmalı ya da aşağıda habire yer alırız. Umuyorum S&P şu alan üzerinde kalır. 4250'yi 4150'yi kırmaz. Maksimum 4000'leri kırmaz. Yukarı yönlü hareket için kendine bahaneler üretir. Bu olmuyorsa sinyal veriyor, alarm veriyor henüz 21.50'yi kırmadı neyse ki. Bir dönüşsün yeri yok neyse ki. S&P'de grafiklerimiz bu. Gelelim DAX'a. Evet. Şimdi neden Lagart'ın hemen konuştuğu net belli. İtalya faizleri dışında önemli borsalara da bakıyor. Biri de DAX. Daha önce tam şu bölgeden döndük. 200 günlük ortalamanın bulunduğu 14.800-15.000 önemli demiştik. Hı hı. An itibariyle kapanışımız 15.267 idi. Ben bu grafiği hazırlarken Yukarıda geçen hafta demiştik ki 15615.580 2150 günlük ortalamalar kırılmalı ve 15.800, 16.000'e bir kez daha gelmeli. Evet. Gelemedi. 2150'yi bile kıramadı. Hatta burada bir problem var. S&P'de olmayan bir şey. 2150'yi kırdı. Şimdi yavaş yavaş 200'e doğru geliyorlar. S&P'den önce DAX 14.815'i 200 günlük ortalama bulunduğu bölgeyi kıracak olursa işte bu gelişen piyasalar için ciddi bir riskin sinyali olur. Onun için çok grafiği izlemek zorundayız. Şimdi yatırımcılar diyecek ki, ya bir kağıt aldım. Ya da bir kağıt alacağım. Hocam ne yapıyorsunuz? Hocalarım ne yapıyorsunuz? Aha. 10 tane grafiğe baktırıyorsunuz ama piyasalar şu an böyle bir modda. Onun için en azından şu DAX'ın 15 binler üzerinde tutunması bizim için de önemli. Biz hareketin bir kısmına katılamamıştık, bir kısmına katıldık, bir kısmına... tam katılacağımız dönemde tabii bizim kendi işsel dinamiklerimiz ve global piyasanın etkisiyle onu birazdan anlatacağız diğer Hı -hı. grafiklerde Hı -hı. etkilendik ama yani S&P 500 ve DAX'taki bu desteklere ekstra konsantre olalım. Dirençlerin geçilme gücü önemlidir ama böylesi piyasalarda desteklerin çalışma gücü, dirençlerin geçilme gücü kadar önemlidir. Doğru. Şimdi peki burada S&P ve DAX'a baktığım zaman ben e, yatırımcı olarak şimdi e, dolar endeksindeki izleyeceğim seviyeyi biliyorum. Euro dolar paritesinde rehberim olarak bakacağım seviyeyi biliyorum. Hisse senedi pozisyonu taşıyan bir yatırımcıysam. Bununla birlikte S&P tarafında bu grafiğe baktığında içindeki ses ne diyor? 4450 üzerinde oldukça konforluyum. Hı hı. 4350 altında 4000 250-4000 bandına geldikçe stresim artar. 4000'in altında hemen stop. Nasıl bir portföy taşırsın yatırımcı olsaydın? Nakite geçerim beklerim. Hmm. Yani riske etmem nakite Tekrar geçer beklerdim. Tekrar görerek e, görene kadar beklerim. Peki sana o yukarı çıkış sinyalini nerede verir? En konuşan e, ses fiyattır. Piyasa fiyat yoluyla konuşur. 4000-4250 üzerine bir kez daha çıkabiliyorsa... Devamlı 4.450'yi aşıyorsa zaten sinyalin kendisidir. Kendi grafiğimde rahat eder. Kendi grafiğim önemlidir ama S&P'nin notta da bu kadar önemlidir. DAX'a nereye dikkat etmeliyim 14 peki? 14.800-15.000 kırıldığı evet. an nakit. Nakitte. Yukarıda 15.500-15.600 geçirdi. 15.800-16.000'e geldi rahat. Hatta 16.000 yukarı kırıldı. Devasa boyutta hedefler hı hı. var bak. 3 evet. tane. Hepsi aşağıdan gelen tren çizgileri. Yani DAX'ın potansiyeli S&P'den daha yüksek. Çok teknik hareket ettiklerini düşünüyor musun paranın gücüyle? Korunduğunu düşünüyorum. Aha. Korunduğunu düşünüyorum. Yani S&P için Şu ana kadar. DAX için de? E, diğer... Herkesin el ele borsaları belli seviyelerde tutmaya çalıştığını düşünüyorum. Çünkü Aha. pandemide her şey düzenlene kadar ellerindeki tek iyi vitrin borsa. Aynı zamanda şirketlere ben hep bunu söylüyorum. Bak hep bu vurguyu söylüyorum. Şirketlerin yurt dışı daha çok fonlanması Bunların da. devasa şirketler olduğunu da unutmayalım bu, piyasada. bu arada. Aynı zamanda da yani ciddi bir yatırımcının da ilgisini buraya çektik çektikte de bir gerçek. Hisse de piyasaları. Hatta Hiç bu denli volatil olmamıştı. Haftaya bir de da, Nasdaq getirelim. S&P'nin yanına koyalım. Sen istemiştin bir iki defa. Evet. Haftaya unutturma bana. Nasdaq'a bakalım o ne yapıyor? Teknoloji hisseleri ne yapmış? Bir de ilginç olan şuydu yani hep böyle bir Lehman olur muyu konuşuyorduk geçen hafta. Değil mi? Evergrande konusunda. Büyük bir risk var. Ama a, a, şeye bakıyoruz Asya piyasalarına baktığımızda orada da dengeli. Yani Çin'in e, sürekli piyasalara krediler bazında e, fena, şey ligite yapması. Ligite, 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 ligite. Değil mi? Yani yoksa normal koşullarda Lehman'la benzetildiği noktada herkes o kırmızı tuşa basardı. Ya kurtarmama lüksü yok. En az 4-5 tane firma sıkıntıya girer. Değil mi? Bir anda. Şimdilik ağır davranıyor babayı. Yalnız davranıyor. hep yani ilginç olan şu. Yumuşak davranıyor. Hani Merkel, Merkel'de, Biden'da hani bu Çin'in iç problemi falan dedi. Dışarıdan hani... yatırımcılar gelmiş, yatırım yapmış. <laughs> Çinli firmalara bir daha yapmaz ki. Yani neyi saklıyorsun? Çin'in Çin'in de birçok şey belki de aslında Amerika'da hani Çin şirketlerine yönelik bir takım şeyler var ya. Hazır bulmuşken de... fırsatı diyorsun. Baskılar mı? Yani. Yani çok karmaşık bir dönem tamam. değil mi? Şimdi programın ikinci yarısında şeyle başlayalım. Altında başlayalım. Kısa bir ara Hızlı verelim. bir altın. Evet. Sonra borsa bankacılık ve Efendim kısa bir aranın ardından buradayız. Evet şirket raporu kaldığımız yerden devam edeceğiz raporuna. Altınla başlayacağız. Hepinizin elinde altın olduğunu biliyoruz. Ve bu altında son dönemde özellikle gram altında 503 liralar seviyesi serbest piyasa fiyatlamalarında karşımıza çıktı. Ancak sonrasında yeniden bir geri çekilme hareketini gördük. Hem gram altın hem ons tarafındaki hareketlilikler nelere bağlı ve bu hareketlilik yükseliş eğilimi devam eder mi? Bunlara cevaplar arayacağız sevgili Cüneyt Paksoy ile birlikte. Evet Cüneyt burada bakıyorum sıralamada ons altın ve gram altın tarafındaki hareketleri görüyorum. Özellikle gram altındaki hareketlilik biraz daha dolar TL bağlantılıydı. Sonrasında FED başkanlarının açıklaması sonrasında ons tarafında bir geri çekilme hareketini gördük. Onunla birlikte gram altında biraz soluklandı. Dolar TL de tabii bu arada geri çekildi. Ve bununla beraber 498-503 bandında bir gram altın fiyatlaması görüyoruz. Ortalamalar üzerinden gidiyorum. Hani 3-5 fark edebilir şey olarak. Ama e, ONS tarafındaki hareketler biraz daha e, PET başkanları açıklamalarına, Amerikan datalarına odaklı bir sihir izliyor gibi geldi bana. Ne dersin? E, şimdi... Sevgili Bağım'dan da bakacağım bu hafta arada. Hafta farklı bir grafikle gelmiştik. O grafikte de devam edeceğiz bir süre. Arada farklı grafiklerle geliyoruz hep. Bu 2019'da 2018 ortasından başlayan büyük hareketi gösteren spot altında, ons altındaki grafik ve 1150'lerden başlayan, 2050 gördü ama yukarı yönlü hareket 1150'lerden başladı. Daha sonra şu %78.6 seviyesi olarak etiketlenen 1350'leri geçti. 1450'leri geçip orayı destek yaptıktan sonra 2080'e uzanan hı hı. süreç başladı. Tabi pandemi hareketi, pandemi köpüğü, şu bölgenin pandemi köpüğü olduğunu gördük. Evet. Şimdi neden gördük? Çünkü oranın üzerine çıkamıyorsa o kısmı pandemi sebepli köpüktür. Net. Dolar endeksi yüzüçken sen altını 2080'de görüyorsan ikisi aynı anda el ele gidiyorsa hani şey vardı Haydi çizgi filmi <laughs> Peter'le el o tarz bir resim yani yayına da böyle arada şey veriyoruz. Zaten stresli ortam. El ele gidiyorlarsa problem vardı. Birinden biri doğru söylüyordu. E altında ondan sonra başlayan düzeltme bir türlü bitmiyor. Kalıp olarak maalesef aynı pozisyona girdik. Yani aşağıda 1150'yi ...yukarıda 1450'yi kıramayan 300 dolar... ...ağırlıklı 200 dolar aslında... ...1200 ile 1400 arasındaki... Hı hı. ...alış satış şimdi... ...1650 ile 1900 arasında... ...250 dolara sıkışarak devam ediyor. ABD 10 yıllıklardaki yukarı yönlü hareket... ...dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket... ...yayının başında anlattık... ...10 baskıladı... ...ve dokunduğumuz nokta tam retorik... Hareketin 38.2'si sevgili bir ergin 1727 günün en düşüğü altında ne biliyor musun? 1727 onsaltını şu ana kadar. şimdi Neden ee, önemli doğru fibo oranlarını çekmek? Kullanmıyoruz grafiklerde. Bir yandan ama niye ortalamaları kullanıyoruz önemli. E 21, 50, 200 günlük niye kullanıyoruz? Arada yüzde koyuyoruz onu da biliyoruz. Fakat bir şey oluştu. 50 günlük ortalama, 200 günlük ortalamayı aşağı kırdı. 100 günlük de kırdı. Bir problem var altın tarafında. 1800 pivot hala 1800 pivot ama 200 günlük 1800'de kaldı. 50 günlük, 100 günlük aşağı update etmeye, kendini aşağı yönlü itmeye başladı. Şimdi fiyat da geliyor. Aşağıda indikatör koymuyor. Gerek yok. Bu finansal kurezarlık yukarı yönlü 1800 üzerine kalıcı kendini atıp şu bölgeye 1870, 1910'a geri dönmedikçe aşağı yönlü ihtimal daha kuvvet. Yukarı yönü düşünenler için alım yeri bu bölge 1727-1650 ama stoplu gitmek kaydıyla. 1650 birinci stop, ikinci stop %50 seviyesi. 1618, 1620'ler. Şimdi o bölge, yani şurası altında stop. Çünkü aşağıda 1500-1450'ye kadar bomboş bir alan. Alın fırsatı mıdır? Alın fırsatıdır. Neden? Çünkü bu kadar başından beri bir sürü anomali, risk vesaire saydık. Eninde sonunda beraber de hareket edebilirler güvenli liman olarak. Bunu gördük biz pandemide. İşte Pet o Peter'le Haydi hikayesi gibi Hı -hı. el ele de gidebilirler. Öyle oldu uzunca bir süre. Güvenli liman olarak şu an kullanılmıyor. Pandemi ortada kaldı. Vaka sayıları artıyor ama açıklama çalışmaları da vaka sayılarıyla evet. denge içerisinde. Dün özellikle Fed Başkanı Evans'ın açıklamaları ardından ons tarafında 1752 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşadık. Onu da kırdı bugün zaten. Evet. O senin dediğin açıklamanın hemen akabinde dolar endeksi ABD tabii. Şimdi doğru. Aşağı yönlü geri çekimini alın fırsatı olmaya devam edecek. Ama stoplu gitmek kaydıyla. Onun için anlatıyorum. Yani şuraya yakalanmamak için 1650-1620'ye stopu koy. Hı hı. Yukarı yönlü hareketlerde 1800 üzerinde, 1830, 1870, 1910. Ama asıl 1970'i kırmak büyük resimde önemli olacak 10 saltın tarafında. Çünkü o zaman şu kanal çalışacak. Şuraya da bir an çizgi koyarım. 2000 ve üzeri fiyat diyordu ardı ya. Merkez bankalarının geri çekilmesine rağmen bu mümkün mü? Pardon enflasyon geçici olmazsa ne olacak? Evet. Yüksek enflasyon. Ki öyle gözüküyor. Oluşursa Oraya doğru dünyada gidiyor. dünya. altın nerede duracak? Hı hı. Bu kadar risk, bu kadar sorun oldukça altında bitti demek için daha Mümkün çok erken. mi? Onun evet. için her geri çekilme, düzeltme kalıp olarak etiketlenir. Ta ki 1450'yi kırarsa yeniden konuşalım. Ama oraya kadar hocam diyecek ki 300 dolar var. E, i̇şlemini ona göre yapacaksın. Ha Bunun tabii gram altına yansıması biraz daha farklı. Yani Neden? Evet. 10 ve dolar TL çarpanıyla. Yukarı yönlü trend kolayına bitmeyecek gram altında. Çünkü biri inse diğeri yukarı çıkıyor. İki, iki çarpan da ona, ikisinin şey... birden aşağı sert lazım. E, o da kolay olmuyor. O yüzden belli bir noktada dengede kalıyor. Kalıyor. Bravo. Şimdi yeni dengemiz geçen haftalarda da söyledik. Şu bölge daha önce 400'ler alım fırsatıydı. Evet. 400 Şimdi 450 o, o bandı. revize gerekiyor. Strateji koymuştuk orada. Doğru. Birebir prova yaptık. Geldi. Hı hı. Şimdi yeni stratejimiz 450 490 bandı içinde kademeli alımlar rasyonel. Çünkü yukarıda 520, 510, 520, 535 seviyeleri şu üçlü. Yatay eşik geçildi. Yani şu kırmızı çizgilere kadar hareket potansiyeli 610 632 bandına kadar gram altında bir potansiyel var sevgili vergi. E bakıyorum şimdi. 500'lerden yaklaşık %25 %30 hangi vadede olduğu önemli tabii. Ama en azından size enflasyona karşı mevduat getirisi kadar koruma potansiyeli hala gram altında var. Onun için portföylerde muhakkak geri çekilmelerde gram altın olmadı. Ama 450 geldi, dolar düştü, dolar endeksi düştü. E bu sefer 10 altın gidecek ayrı konu da bir şekilde geldi diyelim. Şu en rasyonel, en uzun vadeli alım yeri çift dip çalışmasıyla burası olur. Çünkü dediğim gibi yukarıda o fiyat devamlı genişleyecek. Gram altın portföylerde bir Türk yatırımcısının portföyünde kesinlikle olmalı. Şimdi bizi izleyenlerin aklına gelen sorulardan Defansif bir tanesini sorayım. Defansif olarak da, şey olarak da. Bir şey, Bu seviyeden bir, altın alınır mı? Güzel soru. Vade yapısına bağlı olarak cevap vereyim. En kısa vadede ortalamaları 480 475 stoplu koyarak alırım. Yukarıda nereye? 510, 520, 535 ve yukarı hedeflere kar amacıyla alırım. Ama stopu koyarım. Orta ve uzun vadede beklerim. Geri çekilmeler oluştukça alırım. Yukarıda her aldığımın üçte birini kar ile birlikte verir. Geri çekilmeleri yeni alım fırsatı olarak kullanmaya devam ederim. Yani portföyümde devamlı Altına ayırdığım paranın üçte biri altında olur. Bu da bir stratejidir. Şimdi... Yani arada <laughs> karı cebe koymak insana motivasyon verir. <laughs> i̇nsana moral verir ve pozisyonu taşıma gücü verir. Devamlı altında olmak çünkü 500 civarında fiyatlanan, şurada fiyatlanan bir yatırımcının şu <laughs> kadar zaman beklediğini aynı seviyeye yani dikkat et bu grafik uzun vadeli bir grafik her ne kadar günlük ayarlanmış olsa da bir sene yakın bekliyor. Oraya gelmesi için yüzde 25 mevduatı kaçırdığı zaman zaten 625'e gidecek bir gram altını şu an fiyatlı olması gerekir. Onun için bir enstrümanda alım satım yaparken aşırılıklara, ortalamalardan sapmalara, ortalamaları destek verin. Her ne kadar teknik bakmıyor olsak da alım satım seviyesi olarak Kullanıyor olsak da şöyle bir doygunlukta alım değil, satım zamanı olduğunu biz yayınlarda da söyledik. Aynen öyle. Aşağı yönlü düzeltmelerin de bir alım yeri olduğunu, yukarı gittikçe satım yönü olduğunu, sonra sıkışma bandı. Onun için gram e, altın dediğimiz zaman iş çok başka bir yerde düşünülmeli. Portföylerde hızlı alım satım yapabilmek kolay değil. Neden? Spretler çok dar değil. Dar spret veren kurumlar var platformları üzerinden bazı bankaların platformlarında duyuyorum, görüyorum da. Yani şimdi reklam olmasın ama dar spread verip gram altın fiyatlarını kapalı çarşı fiyatına yakın şekilde veren uygulamalar var. Hı hı. Altın hesabı üzerinden. Ama fiziksel olarak sizin her seferinizde koşup çarşıya gidip altını alıp satmanız kolay değil. Onun için bir altın hesabınız bulunsun. Eğer bu işi alım satım yönünde de kullanacaksanız ama yatırımcı için portföylerde bir güvenli araçtır altın. Net söyleyeyim. Bu yıllardır böyle. Evet. Bundan sonra devam edecek. Şu hareketin geldiği yerlere baksana 200'lerden. Daha öncesi yüzler var. Eli bir gün şöyle bir gap geniş bir grafik yapayım da nereden nereye geldiğini altının bir görelim. Değil mi? Ondan sonra altın bazlı bir S&P 500 endeksi bir de Borsa İstanbul grafiği bakalım. Bakalım altına karşı ne kadar gidebilmiş. Bir de öyle bakalım. Evet yani o bu için çok güzel olur. Yani o mukayeselere varınca enteresan noktalar çıkıyor çünkü. Yani şimdi şunu sormak istiyorum. Yani e, altın onunu noktalayalım. Altın yatırımcısı ülkemizde genellikle yani gram altın tarafında ilk baktığımızda e, alıp biriktirmeyi sever ve geri çekilmeler onun için alın fırsatıdır. Ama bazen de o geri çekilmenin tam noktasını bulamaz Sonuçta Yani bir kısmı da zaten değildir evlenmelerde geliyor. Evet. Birileri evlenince geri gidiyor yani. yani. Alt, <laughs> bir kısmı öyle tutuyor. Altın Altını düştü o evlenenler? Tabi üzülüyorlar. Onu tekrar nakde dönme noktasında. Ha, bir kısmı da tutmak zorunda. Arkadaşı evlenecek, ona götürecek. Arkadaşı evet. ona vermiş. Doğru Böyle <laughs> de bir şey var değil mi? Şimdi artık şey gramın da e, yarısı çıkmış. Tabi canım. Ee, o da gördüm. Çeyreğin şey, olduğu gibi evet. gramında yarısı var. Ya yani, e, diyelim ki işte birisi 400 liraya 0.10'luklar var hatta. Yani tabii bu, bu fiyatlamalardan, fiyatlamalardan sonra haklı olarak sonra, insanlarımız için de yani gelenekleri sürdürmek adına. Bir alana, ayda ortalama üç düğün olsa hiç kolay ciddi değil. ciddi bir bütçe gerekir. Yani sonuç itibariyle geri çekilmeler gram altın tarafında bir alım fırsatı olarak orta vadede evet. e, gözüküyor. Çünkü enflasyonist baskılarla birlikte gerek güvenli liman efekti e, ...o gömleğini giyecek gerekse emtia gömleğinin üzerinden çıkarmayacak bir altın var. Merkez Bankalar'ın Güzel da bizim ediyorsun. Merkez Bankamızın rezervlerinde olduğu gibi... ...altın alımlarına ağırlık verdiği bir döneme doğru da giriyoruz gibi geliyor. Bunu da belirtmeliyim bu anlamda. Evet geçtiğimiz hafta içerisinde bizim Merkez Bankamızın rezervleri de... ...tabii ki beraberinde açıklandı. Sayın Kavcıoğlu'nun da açıklamaları vardı... Özellikle Merkez Bankası'nın 100 bas puanlık faiz indirimi sonrasında önce FED toplantısı arkasından bizim Merkez Bankamız ve politika faizinin 19'dan 18'e çekilmesi sonrasında kur tarafındaki hareketler ve buna ilişkin olarak da Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamaları vardı. Özellikle küresel piyasalardaki gelişmeleri buna baz olarak almış ve gelişmeleri diye Merkez Bankası'nda yakın takip ettiğini belirtmişti. Ve bu anlamda baktığımızda özellikle borsada da bir patinaj çekme durumu. <laughs> Küresel piyasalardaki o FED sonrasındaki yükseliş bize yansımadı. Bizde daha teknik hareketler oldu. Ve özellikle kur tarafında 8.89'lara doğru sert yükselişler yaşandığında biz 100.400 seviyesinde tutunamadı Ve oradan Geri çekilme hareketiyle maalesef, maalesef 1375-1380 bandında. 200 binlik ortalamanın da altına indik. Şimdi daha önce şöyle demiştim ve ben notlarımda onu bulmaya çalışıyordum. 1370'e gelirse bu kez tutamayabilir o seviye. Güçlü olmayabilir demiştin. Hala bu görüşünde misin? Evet. Ve şu anda bu seviyelerde dolaşmamız riskli bir noktada olduğunu mu gösterir bir sözün? Maalesef. Çünkü sevgili Belgin, birkaç şeye birden bakıyor Borsa İstanbul. Birazdan anlatacağım. Hı hı. Bankacılık Endeksine bakıyor haftalarda. Neredeyse bizde beraber devam ediyor Bankacılık Endeksine bakışımız. Onun da nedenlerini defalarca anlattık. Bir yandan global borsalara bakıyor. Yani itibariyle satış var. S&P evet. 500'de, DAX'ta DAX'da vesaire. Yarın muhtemelen Asya borsaları da satıcılığı açılacak. Vadelilere bakacağız. Tutunuyor mu destekler, tutunmuyor mu? Bundan sonra bu yayınların tekrarı YouTube e, Aparak kanalında var. Lütfen o programları da bir hafta izleyin Hem kendilerine... YouTube'da var hem bizden söz sevgili Uğur'un programının arkasına tekrarı bu var. Tekrarı da gece. var. Rehber olarak kullansınlar Tabii. o seviyeleri çünkü biz bu seviyeleri haftalık bu seviyeleri. ve uzun bir süreç için veriyoruz. Şimdi bir yandan global piyasalara bakıyor, bir yandan bankacılık endeksinin performansına bakıyor, bir yandan merkez bankasının faiz indirimi sonrası oluşan Tahvil ve kur tarafındaki işlemlere bakıyor. Doğru. Neden bakıyor? Çünkü bankacılık endeksi etkileniyor doğal olarak. Onun için kur ve faiz tarafında, tahvil faizleri tarafında Merkez Bankası kararı sonrası oluşan süreç şimdilik Borsa İstanbul üzerinde bir baskı yaratıyor. Yabancı işlemleri üzerinde de bir baskı oluşturuyor. Çünkü yabancı girişi vardı. Son birkaç gündür bu giriş durdu. Hı hı. Bekliyor piyasa Yani bu ilk refleks. Herkes bekliyor şu anda. Yani Merkez Bankası'nın Ekim toplantısı çok daha önemli oldu. Evet. de e, yok yani. Yani Eylül ayında ciddiyiz. tamam bir şekilde faizi indirdi. Dedi ki son iki ayda enflasyon düşecek. Ben önden yüklemeli bir adımla geldim. Çünkü dünyadaki gelişmeler de bir noktadan sonra dengeye gelecek. arizi olarak kalacak. Kalmazsa Merkez Bankası kendini güncellemek durumunda kalabilir. O notu düşelim. Hı hı. Net olarak. Çünkü kur böyle süreçte devam eder. Petrol fiyatları, emtia fiyatları böyle yüksek kalırsa ihracatçıların da rekabetçi kuru algılamaları belli bir denge içinde. Çünkü neçede girdi evet. maliyetleri var. O dengeleri kurmaları gerekiyor. Onun için enflasyon verileri de çok önemli olacak. Ama baktığım zaman bütün bu hikayelerden ari 200 günlük altındayız. Ve 200 günlüğün üzerine yani 1394'ten üzerinde 21 50 13 günlük ortalamaların oluşturduğu bariyeri ve aşağı yönlü bak. Sevgili Bergin aynı şuradaki gibi inşallah böylesi gibi bir ihlal olarak kalır. Şöyle bir hareket olarak kalır. Çünkü böyle bir hareket olarak kalmaması bak orada 21 kırdı 50 kırmamıştı. Doğru. E bir yukarıda kaldı. Evet. Umarım böylesi bir ihlal o şans hala var o, o şansta senin seviyenin çıkıyor. Gördü, ama yine orada tutunamadı. Senin seviyenin öne çıkıyor. 1300-1330 bandı. Evet 1330. Yani o bölgeden bir kez daha 1370 tutmasa da dönme şansı masada. Ama yukarı gidiş için 21-50 günlük bunların üzerine çıkmak. Yani 1425'lerin üzerinde tekrar şu denediği 1575-1585'lere doğru hareket gücü. Bu oluşmadıkça aşağı yönlü baskı açıkçası bana soracaksın Cüneyt. Sana göre neresi stop, neresi hı hı. mal arttırım yeri? 1300-1330 bandı tutmuyorsa ben bu sefer 1250'yi beklemem. Çünkü i̇şte o bir çubuk. Hı hı. Asıl destek buradan geldi. İki defa bir burada geldi, bir burada geldi. Buradaki bir çubuk. Hı hı. Yani o sanıyorum dördüncü ayda işte o Doların evet, yukarı yönlü evet. hareketi, borsanın aşağı yönlü hareketinin çubuğu bu. Buradaki hareketler daha belirleyici. Onun için 1330, 1300 senin o 1330 de, dememdeki maksat hakikaten önemliydi. Çünkü destek olarak çalıştı. Çalıştı. Şimdi o bölgenin destek olmaması durumunda 1250 çalışmayabilir, bizi 1100'lere kadar atabilir. Bu riski not olarak tutalım. Olur demiyoruz. Bir risk olarak kenarda dursun. Ama yukarıda şu bölgeye geçersek, bir kez daha buraya gelirsek, buraya geçersek de ben GEP'lerin kapanacağını 1510'daki, şu bölge 1500-1600'e, 1550-1600. 1500, devamında şu eşik bizi 1750'lere kadar götürecekti 2 cent. Hala senaryoda mı bankacılık endeksi bize rehberlik edecek. Ya döndüğü yere bakar mısın? Şurası önemli demiştik 1350-1360. Buradan döndü. Ya şurayı destek yapsa gidiyor. Gidiyor. Ama gidemedi. Hazır 21 Eylül'de 200 günlüğü kırmıştı. Ama, Ama arkasını işte getiremedi. Merkez Bankası kararı sonrası ve 21 Eylül günlük tekrar maalesef 200 günlüğün altına girdi bugün. Doğru. Aynı aynı seviyedeler. 1266, 1266, 1267. Ne şimdi ne olacak? Şimdi. Bankeli. Çok kritik. Eylül kapanışı. Aylık kapanış. Bu haftanın kapanışı. Haftalık kapanışı. Eylül kapanışı. Aylık kapanış. Ve ekime giriş çok önemli. Eğer bu ortalamalar böyle devam eder ve biz 1200 altında 1150'de de kırarsa bankacılık endeksi aşağı doğru gider hmm. ve o zaman hareket şuradaki gibi olmaz. Şunu gösteriyorduk. O zaman bizim iskontolu fırsat olur. demelerimiz de bir noktada şuradaki gibi olur veya şuradaki gibi oluşan kalıp gibi olur. Daha önce çünkü bu kalıbı burada gördük, burada gördük, burada bir coşku coşku bekliyorduk 1350 üzerinde. Hı hı. Ama tabii global piyasanın bozulması, bir yandan da Merkez Bankası faiz kararının öne çekilmesi şu an bu durumu getirdi. Ama dediğim gibi eğer 1270-1300 üzerine geçip 1350'yi geçecek kuvveti bulursak şu alan çok rahat potansiyel. Çünkü bonus alacak yabancı yatırımcılar nereden alacak? Neresi ucuzsa oraya gidip alacak. Hı hı. Yeter ki S&P DAX yataya bağlasın. Kur belli bir fiyatın üzerine. Örneğin ee, 8.80 9-10, seninle de yayında konuştuk. 8 99 üzerine geçmesin max. Atta hatta aşağıda 8 70 60ların altına gelebilecek ama onun için dolar endeksinin destek vermesi, ABD tahvili'nin destek vermesi gerekecek. Onun için özel bir dönemdeyiz. Borsa İstanbul ve Bankacılık Endeksi'ne gözümüz diyelim ve sen hisselere doğru geçiş yapalım zamanı geldi galiba. Evet. Bu arada 28 Eylül'de merkez bankası başkanı kavcıoğlu'nun yani bu zirvede. Daha öncesindeki açıklamalarında dikkatimi çeken birkaç nokta vardı. Dolarda yükselişin sürmesi için neden yok? Rezervler bir yılda 50 milyar dolara yakın gelecek diye bir şey vardı başlığı vardı. Ve bununla birlikte şöyle bir baktığımızda karardan sonra Türkiye'den bir miktar yabancı sermaye çıkışı yaşandığını, bu tutarın 2 milyar dolar civarında olabileceği kaydedilmişti o şeyde. E, cari açık ise bu yıl e, 15 ila 20 milyar dolar civarında tuttuklarını belirterek geçmişte Türkiye'nin 70 milyar dolara ulaşan cari açık rakamlarını gördüğünde hatırlatmıştı eee bu konuşması Şimdi, içerisinde hatırlatmış tabii, Sayın Kavcıoğlu. Konuya cari açık dengesi açısından bakıyorsak doğru ama konuya enflasyon ve enflasyonu etki eden Hangi açısından bakıyorsak önemli, değil mi? biraz farklılaşabilir. Yani evet buradaki zamanlama öz özellikle faiz noktasındaki zamanlama FED kararı sonrasındaki süreç hani Fed'in e, tahvil alımını azaltımı e, 2022'ye mi aktarır aktarmaz hani bu biraz kehanet olur ama Hani biz sadece tabii ki varsayımlarımızı söylüyoruz sonuçta bir strateji anlamda ortaya koyduğumuzda. Ama merkez bankaları projeksiyonlarının durum biraz daha farklı olmalı. Bir biraz orta daha el freninde. Program hedefinin kur hedefleri var 8.30. Ortalama kurlar bunlar. Evet. E, 2022 içinde muhtemelen 8.89 civarında bir kur. Demek ki kurun e, bir parça yukarı gitmesi rahatsız etmeyecek rekabet kur açısından ama Orada da denge önemli. Denge önemli. Yani 9-10 üzerinde. Sıcak para akışı anlamında da önemli. Sayın Başkanımızın tabii e, açıklamalarının realize olmasını piyasa bekleyecek. Hı -hı. Yani o gelecek yani, olan kaynağın. E Merkez Bankası bunu almak için piyasaya likitte verecek. Önden yüklemeli enflasyonu faiz. Enflasyon oluşturmaması gerekir. Tabii enflasyon. Faiz indirimi o noktası. De, için gıda enflasyonunun ciddi kontrol altına alınması. Enerji fiyatlarının çıkmayacağı ya da daha alımlı seyredeceği var. Gözümüz TÜFE olmaya devam edecek. Çekirdeğe yaklaşıyor mu? Evet. Ya da çekirdek mi oraya yaklaşıyor? Çekirdek 16.48'de. Yani aradaki mı? o makas ne yönlü kapanıyor? Bunlar yani, hep önemli olacak. Doğru söylüyorsun. Bugünkü şeyi e, bayağı bir düşündüm hatta seninle ve sevgili editörümüz Emre ile de e, konuştuk. Dedik ki yani, ne yapalım piyasada şu anda hareketlere baktığımızda çok da olumlu değil. Yatırımcıda moraller bozuk. Şuradan döner, düşmez dedik. Daha çok düştü. Ondan sonra yok canım artık daha fazla düşmez dedik deyip buradan e, bu seviyeden de düşüyor. Ama biz onları şöyle bir şey yapmıştık değil mi? E, finansal okur yazarlık ufak bir teknik tüyo vermiştik. 21 günlükler endekste kırılırsa ve bu seviyeden en az iki kapanış gerçekleşirse kredi işlemlerinizden e, uzaklaşın. Bravo. Kredilerinizi kapatın. 21 günlükler endekste teknik olarak kırılırsa. 50 günlükler aşağı kırılırsa ve 2 günlük kapanış yaparsa çünkü bir günlük kapanış ihlal olabiliyor bazen. 50 günlükler kırdığını fark edersek de değil mi? Yarı hisse, yarı nakitte i̇şte, kalmak. Ve dolayısıyla 50 günlükler 20 21 50 100 gün ve derken 200 günlükler. Hatta bir izleyicimiz şöyle bir yorum yapmış. Teşekkür ederiz bizi izleyen izleyicilerimizden. Ereğli Demirçelik'te verdiğimiz stopun Hı hı. önemli olduğunu, o stop kırıldıktan sonra piyasanın ereğli noktasına aşağı geldiğini ve bize teşekkür ettiğini de hatırlatalım. Yani burada evet. verilen değerler ve buradaki yaptığımız rehberlik amacı tamamıyla destek amaçtı. Yok ben, ben de fark ediyorum. arttırma amaçtı. Doğru. Asla yatırım tavsiyesi değil ama hı hı. kendilerini korumak adına. Yani umarım kredilerini kapatmışlardır. Umarım hı hı. o pozisyon ayarlamalarını yapmışlar. Güzel güzel paylaşımlar da oluyor ee, şey A sayfasında videoların altında tabii e, herkes şey. Bir tanesi o kadar böyle artık şey programın içine girip yayın içine girmiş ki o sırada tabii yönetmenimiz şey e, senin konuşmalarına yer veriyor. Sonra işte oradaki grafik ve seviyeler elbette gösteriyor. Herhalde o yazamamış o seviyeleri. O sırada tabii kamera bize doğru dönünce <laughs> tamam hocalarımı seviyorum ama şimdi o semiyelerden dönüşün sırası mıydı diye böyle olayın... Grafiği şimdi... zoomlasana demiş. <laughs> Grafiği niye zoomlamıyorsun diye yönetmeye de. Güzeldi o. Bu arada evet. şey de güzeldi. Aparo'nun tabii üçüncü yıl yıl dönümü. Çekimleri çok hoştu. Ee, güzel bir video. Sen de orada Sana pas bir gökyüzünü ediyorum. gösteriyordun. <laughs> Beni de orada grafik anlatırken <laughs> bana doğru <laughs> şöyle evet, gökyüzünü Evet. Güzel olmuş. Sevgili <laughs> mutlu e, eline sağ yani Benden gönderme, pas, pas, olmuş gönderme olmuş. Şimdi işte bunların içerisinde şöyle düşündüğümüzde e, hani ne seçelim, nasıl seçelim, nasıl yapalım diye karar veremediğimiz noktada para girişleri üzerinden gidelim dedik özellikle e, e, şey. Şimdi şöyle bir baktığımızda son birkaç günlük para girişlerine baktığımda onların içerisinden hisseleri belirlemeye çalıştım. İlginç bir şekilde işte Ereğli, Kardemir, Türk Hava Yolları bunlar hani endekse destek veriyor bankaların desteği. Garanti de satışla karşılaşınca sonra birkaç gün Akbank devreye girdi. Sonra Koç, Sabancı, Alarko derken hani yine o belli başlı hisselerde döndü ama para giriş olarak baktığımızda son iki günlük verileri baz aldım. Petkim, Petkim'de bir para girişi gördüm. Bunu son iki günüyle baz aldığımızda Arçelik takip ediyor. Evet, Arçelik'te ilginç evet. bulmuşsun onu. Sonra Pegasus var para girişi olan, Sasa'da da var. Bunlar günlük bazda iyi para giriştir hani anlamında. Sonra bir önceki günü yani şeye baktığımızda Tavda önemli bir para girişi görüyoruz, Albaraka para girişlerinin olduğunu görüyoruz. Kardemir'de ve Türk Hava Yolları bunlarda yine para girişi olduğunu görüyoruz. Ve bunlardan yola çıkarak ilk hissemiz Petkim'le başlayalım dedik. Petkim'in daha öncesinde de birçok kez zaten konuşmuştuk. Etilen naftadan etkilenen Ağustos ayı içerisindeki gelen çeyreksel bilançoları da baktığımızda, ikinci çeyrek bilançolarına baktığımızda ne kadar bir kar açıklamış? 1.336 milyon TL net kar açıklamış. Ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre de bu kar rakamı aynı döneminde 147 milyon TL net zarar varmış. Dolayısıyla Petkim'de bir performans gördük. Ama bu performans çok uzun süreli olmadı. Kur tarafındaki hareketlilik, etilen nafta makası, spretler vesaire derken Petkim, Özellikle yatırımlarını tamamlayıp tekrardan harekete geçişe güzel bir kar getirmesi sonrasında çok da böyle tam istenileni veremedi yatırımcıya. Yani petrol fiyatlarının tabi baskısına rağmen gene de değinmiyor o da ayrı bir konu. Şimdi Ak Yatırım diyor ki geçtiğim o şeydeki değerlendirmesinde Ağustos ayında net karın geçtiğimiz yıla göre artışında arz ve talep dengesizliği sayesinde özellikle Nisan-Mayıs döneminde ürün makaslarındaki genişleme ile beraber iyileşen operasyonel performans etkili oldu diyor Petkim için. Bu gelen bilanço son gelen. Favec'e baktığımızda yüzde %377'lik bir artış var faiz ve vergi öncesi kar noktasında. Ve bununla birlikte Favek 1.869 milyon TL'ye ulaşmış. Piyasa beklentisi ise 1.67'ler civarındaymış. Ak e, ak yatırımsa o dönemde e, 1.65 milyon TL üzerinde bir beklenti Favec, faiz ve vergi öncesi kar. Petkim ilk 6 ayda Ağustos ayı verilerine göre ilk 6 aylık dönemde 390 milyon dolara ulaşan FAVÖK rakamı ve 3. çeyrek destekleyici devam eden ürün ham madde fiyat makasını göz önünde bulundurduğumuzda şirketin 400-430 milyon dolar olan 2021 fK'sı beklentinin yukarı yönlü revize edilmesini bekliyoruz Bu ikinci çeyrek sonuçları itibariyle Petrokimya göstergeleri aynı zamanda bizim 480 milyon dolar olan favek beklentimizde yukarı yönlü risk oluşturmaktadır şimdi böyle bir bakıyoruz burada Tabii firma değeri böyle favekler bunlar sürekli olarak hesaplamalara göre değişir ama o dönemde Ak yatırım ikinci çeyrek bilançosu sonrasında, 12 ayda endeks üzeri getiri ve 8 lira hedef fiyat belirlemiş bu raporuna ek olarak. Ve yine orada etilen nafta de yapılmış. Temmuz ayı verilerine, şey pardon Ağustos ayına göre söylüyorum bunu. Ağustos başı itibariyle etilen nafta makası. Haftaya o dönemde yatay başlamış. Yani bilanço açıklanıp bilançonun yorumlandığı zaman diliminde 600 ton bölü sınırında altında haftayı kapat. Yani etilen nafta örneğine baktığımızda Temmuz ayı ortasında gördüğü en düşük seviyeden %60 yukarı çıkıyor. Ve bununla birlikte şöyle bir baktığımızda petrokimya endeksi ile nafta fiyat arasındaki makas %50, şey %6 daralmış ve bununla birlikte petkimin çeyreksel normal Favek üretimi olan 80-90 milyon doları Rahatlıkla sağlayabileceğini düşünüyoruz eğer o makas dengede giderse, aradaki o denge korunursa. Şimdi bu şeye göre baktığımızda Petkim'de böyle güzel bir performans e, bekleniyordu. Yani diğer hisseler nasıl hareketlendi, işte bir şov oldu. Ama Petkim'e baktığımızda, grafiği de şimdi yönetmenimizden rica edelim getirsin. O şov tam olmadı. DAX Endeksine benzetiyorum onu ben. Sıkışma var, evet devamlı bir sıkışma içerisinde giden bir petkin var. Şimdi çok güzel zarardan kâra geçmiş. Kârı da çok güzel getirmiş. Aynen. Yani burada kurdan çok etkileniyor. Tamam. Petrol okay. fiyatları biraz bastı. Petrolden etkileniyor. Ona Girdi da tamam. Olarak, yatırımlarını tam tamamladı. Eylemiyle. Ama o istenen performansı niye görmüyoruz? Bundan sonraki süreçte görür müyüz sence? Valla teknik olarak bence şimdi önemli bir para işi... girişi var çünkü. Hemen onu da söyleyeyim. Çok özür dilerim. Lafını balla kestim. E, 27'si itibariyle 26 milyon TL'lik bir para girişi olmuş e, petkimde. Şimdi benim için önemli bir eşik 6.35. Bir gelmişiz. Sonra burada bir yukarı yaptıktan sonra buralarda bir oyalanma. İkinci hareket deneme hı hı. bir kez daha o bölge. Bugün 6.38'de aslında 6.35'in üzerinde bir kapanış iyi. Aha. Sinyal bir. 21.50 günlük ortalamalar 200 günlüğün üzerinde güzel. Son dönüşü zaten 200 günlük ortalamalardan yapmış şu bölgeden. Aha. Bu da iyi. 21-50 günlük ortalamalar birbirini kırmış durumda. 6.18, 6.04 Şimdi onu sorayım. 21 ve 50 günlük ortalamaların birbirini kırması ne demek? Yani alımın devam etme ihtimali demek. Evet. Alımın güçlenme ihtimali Aynı. Aynen. Yani çünkü bak şuradaki başlayan harekete. Hı hı. Şuraya bir bak. 21-50'yi kırdıktan sonra fiyat yukarı devamlı rol ediyor. Evet. Fiyatın kendisi 21-50 günlük ortalamaları kırıyor, ihlal olarak hı hı. kalıyor. Ama buraya kadar ulaşana kadar hareket... Asla 21.50 günlük ortalamayı kırmıyor. Hı, hı Ta ki şurada kırdıktan sonra o da düzeltme olarak kalıyor. Tekrar aynı şuna benzer bir hareket potansiyel mümkün. Zaten onun için şu hedefi de verdim. Stoplarımız belli. 6 620 bandı ilk hı hı. bölge. Maksimumda 200 binlik ortalamanın bulunduğu 555'ler, 55 55'ler 55 uzun vadeli stop. İki türlü yatırımcıya da sesleniyoruz. Yani ya şurası stop olur ya burası. Kısa oynayanlar burayı stop yapar. Uzun vade oynayanlar burayı stop yapar. 6.35 üzerinde kaldıkça da hedef 7 onlar ilk etapta. Yani 7 7.15'ler hatta şu bölge daha önce gördüğümüz seviyeler. 7-15'in üzerinde yeni bölgeye giriyoruz ve bizi... 8.55-8.70'e götürecek alana giriyoruz. Evet. Bu potansiyel var mı? Evet var. İki şartla. Bir, bir kere borsa İstanbul'un aşağı yönünü sert kırmaması bu önemli. Her ne kadar hikaye bazlı, ise bazlı hareketler endeksin aşağı olduğu dönemlerde olsa da biraz da borsanın direndiğini unutmayalım. Hı hı. Geçen hafta Türk Hava Yolları demiştik Doğru. performansını gördük evet. bir haftadır. Ki bu hafta da galiba ulaştığımız sektöründen yine, bir evet. tane var. Şimdi özetle stoplarımız belli, hedef belli. Potansiyel güzel, grafikler fena değil. Yeter ki destekler kırılmasın. Hı hı. Destekler kırılmaması gerekiyor. İkinci hissemiz para girişleri içerisinde dikkatimi çeken TAV oldu. Ee, özellikle Pegasus, Türk Hava Yolları, DOKO gibi hisselerde hareketlilik gördüm. Bu arada benim masada sana doğru hareket ediyor. Yayını da herhalde... Ee, baş başa. Uyandı, evet. baş, yak. Baş başa bitireceğiz. Baş başa. Ben de birlikte masada gidiyor var da. Ben mi geliyorum ee, burada? Hayır, ben geliyorum. <laughs> <laughs> ee, bu borsaya hareket getireceğim herhalde. Evet. Şimdi. E, ya, tam, dirence doğru mu yaklaşıyorsun, desteğe doğru mu? Şimdi ben, ben ne oluyorum dir, burada? Tabii şimdi diren, direnç. Ben direnç mi oluyorum? Destek <laughs> mi oluyorum? <laughs> Sen destek oluyorsun. Daha aşağıya gelmesin. Gelme bu oluyorsa buradan e, yukarı doğru dönelim. E, tipik borsa yatırımcısı mantı. TAV'a baktığımızda TAV'da da 33.8 milyon TL'lik bir para girişi görülüyor. Ve senin de bugün performansına baktığımızda düşen piyasa içerisinde daha alıcılı %1'in üzerinde %2'ye varan hani satıcılı piyasada Türk Hava Yolları, DOJO yani o şeyde. E, ...hareketlerin devam ettiğini gördüm. O yüzden e, hisseye bir şöyle bir göz atalım, epeydir bakmamıştık diye düşündüm. Yine e, şirketin tabii ki ikinci çeyrek plançoları, üçüncüler daha gelmedi. İkinci çeyrek plançolarında özellikle Eurobazı'nda e, pandeminin başından bu yana... ...en yüksek cirosunu elde etmiş şirket e, Deniz Yatırım'ın o dönemki e, anlatımında, e, analizinde... Alma atı operasyonunun Mayıs ayında konsolide edilmeye başlanması 19.5 milyon euro katkı sağladı. Şimdi tabii ki burada euro hareketlerinden de etkilenen bir e, tav var karşımızda. Aynı şey keza doko içinde geçerli. Avusturya borsasında da işlem görüyor. Dolayısıyla bu hisselere bakarken euronun ve doların seyri elbette ki önemli. E, özellikle euronun değer kazanımları olduğu noktada pek hani bu hafta piyasa daha çok dolara ağırlıklı hareket etti içeride ve dışarıda ama euro seyrinden daha fazla etkileniyor. Şimdi baktığımızda analize düşük baz ve alma atı katkısıyla operasyonel sonuçlarda güçlü büyüme görüldüğü belirtiliyor ikinci çeyrek sonu itibariyle ve zorlu bir dönem geçirdi aslında havacılık sektörü o anlamda baktığımızda. Tav Havalimanları ikinci çeyrekte 95.4 milyon euro gelir. E, elde etmiş. Bununla birlikte şöyle bir baktığımızda 38.9 milyon euro zarar konsensus 34 milyon euro civarındaymış ve e, düşük bas e, özellikle düşük bas kısıtlamaların kaldırılması ve Alma Atı Havaalanı'nın Alma Ata ya da a, o şekilde havalimanının katkısıyla satış gelirlerinde yıllık bazda belirgin yükselişler görülürken Favek ortalama beklentisinin %29 üzerinde gerçekleştiğini belirtiyor. Ve tabii ki yolcu sayıları, hizmet verdikleri e, ve bununla birlikte uçuşlar, uçuşların karşılanması gibi e, unsurlar e, özellikle düşüş gösteren dönemler uçuşların azaltılması ile birlikte kısıtlamalar düşük baz etkisi yaratmış TAV'da. Ve ilk 6 aylık dönemde TAV toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %14 artış göstermiş daha az kapanma ya da kapanma sürelerinin daha az olması gibi unsurlar. Ben son bir buçuk ayda yani dört defa uçuş yaptım. Gidiş geliş, gidiş geliş, huldü. İç hatlar, dış hatları bilmiyorum ama fulldü evet. yani. Doğru söylüyorsun. Ve şöyle bir bakıyoruz bununla birlikte. Tabii burada en büyük destek şeyden gelmiş. Almatı operasyonları gözüküyor. Ve şöyle bu rakamlar 2022. 2022 çeyrekte alınan ve ADF standartlarına nakit benzeri kabul edilmeyen 50 milyon euro tutarındaki TC hazine euro bondları dahil edilmemiş. Haziran sonu itibariyle 1.113 milyon euro tutarındaki net borç pozisyonuna bu eklenmemiş. Şimdi şöyle bir bakıyoruz esas faaliyet karında ee, bir şey var toparlanma var ama yeterli değil. E, Favök'e fabrik baktığımızda Fabrik'te artış var pozitife dönme var tabii ki euro'nun buradaki dövizin e, etkisini görüyoruz. Net dönem karında zarardan kara geçiş var ama yeterli mi değil. Tabii ki çok zorluk çekti havacılık sektörü ve bununla birlikte de bir para girişinin de hissede olduğunu görüyoruz. Acaba bu ulaştırma sektörünün son 2-3 haftadır endekse destek vermesinin etkisi mi? O da var Yoksa uçuşların artması, artması Türkiye'nin fiyatlanmamış kırmızı çıkması kriterler. Hı, fiyatlanmamış şeyler mi? şeyler mi buna etkili? Grafiğe baktığımız zaman grafik bize bu anlamda özellikle bakalım ak yatırımın da o tarih itibariyle hedef fiyatı o, elimdeki şeye o baktığımızda başladı, evet. e, var mı diye bir bakıyorum. Evet TAV için o tarihte e, yıl sonu için 31 lira hedef fiyatı ve endeks üzeri getiri vermiş ak yatırım. E, Deniz yatırımın analizinden paylaşmıştık. Orada bir fiyat var mı diye bakıyorum. Hayır, o bir hedef fiyat vermemiş analizi içerisinde. Şimdi 28-50'ler civarında 3 defa test ettiği zirve seviyeleri var. Tabi temettü vesaire bundan düşülüyor. Hı -hı. Yani fiyatlar bunların içine yedirilerek grafik son evet. noktaya geliyor. Fiyatlar onun için e, izleyicilerimiz bu grafikleri öyle okusunlar. Burada verilen temettü de bu fiyatın içinde. Şimdi. Öyle bir yerdeki şu alanı da kırdı. Yani 25 üzerindeki 25-30'lar üzerindeki direncin üzerine kırdı ve 26-50 gibi bana <laughs> göre çok önemli orta vadeli bir ara hedefe ulaştı. Hı hı. Şimdi bu bölgeye ara bir seviye koymadım. Şuralarda çünkü bir dönüş yapmıştı. Evet. 26-50'ler üzerinde hareket bir kere 28 daha önce gördüğü 28-50'lere kadar gider. Hı hı. Baksana grafiğe yani 21 50 günlüğü kırmış 200 günlüğün üzerinde. E, ara direnci de kırmış. Gerçekten endeksin üzerinde performe ediyor şu an. Hı. Ama yine de biz hep bu yayınlarda söylüyoruz işte Erdem'in de verdiğimiz sinyal gibi. İzleyicilerimiz bizi iyi takip ettiği için söylüyorum. 25 şu seviyelerdeki 25 30 desteğine bir kere dikkat. Orada çünkü bir deneyiş, bir gap var. Hı hı. Bak burada ve orayı kırdıktan sonra rekor, rekor seviyelere gidiş var. Onun için 25'in üzerine attığımız için 25-25-30 ilk destek. Ana destek orta ve uzun vadeciler için de özellikle şu kanalı koydum. Evet. 200 günlükte buluştuğu yer 22-50'ler, 22'ler. 200 günlük ortada 22-80'ler. Demek ki 22-23 bandı en altta 25'in altında tutunamıyorsa 21 ellikler, 23, 24 derdi ama hı hı. ben orayı kullanmam böyle bir hissede. Nereye kullanırım? 22-23 bandını. Yani şu yukarı yönlü trend kırıldığı an. Hı -hı. düzeltme derinden. Çok boşluklu yükselişler var yani. Çünkü orada hareketlere olarak... bak bu çok Hı -hı. oynak hareketler. Orada da var ama şu son döneme baktığımızda son bir aylık şeye baktığımızda orada da boşluklar ama var. Niye... Yani şu son Aynen. Niye trend çizgisini çektim baksana. Gidiyor, Hı -hı. geliyor, gidiyor, geliyor. Bu yükselecek burası kırılmadıkça. Hı -hı. Bu sefer fiyat 28.50'de durmayacak, 30'da da durmayacak. 22.50'yi destek yaptıkça kendine. Aynen öyle. Tabii o yukarı doğru kat edecek hem yatay hem hı hı. direnç desteği. Ben 30'un üzerinde de bir fiyat hedefi olabileceğini düşünüyorum. Ama desteklere dikkat. Evet. Yaklaşık olarak 5 dakikamız kalmış gözüküyor. Hemen hızlıca. Yaklaşık ee, bizim... 15 tane grafik anlattık bugün değil mi? beraberce evet. değil mi? Ağırlıklı olarak baktığımızda. Son hissemizde Arçelik seçtim para girişleri içerisinde. Arçelik'te son 2 gündür önemli bir para girişi ee, görünüyor. Birinde 39.4 milyon TL notlarımda, Diğerinde 14.1. Ee, Arçelik'te de bir hareket var. Arçelik defalarca programımıza konuk oldu analiz olarak. 80'e ee, yakın programın evet. içerisinde bir 5-6 kere konuk olmuştu. var. Evet en çok olanlardan bir tanesidir. Ee, şimdi bir kez daha para girişi ne oluyor diye dikkatimi çekti. Çünkü beyaz eşya sektörüne baktığımız zaman hani cirolardan bir artış var. Kurdan dolayı bir pozitiflik durumu söz konusu olabilir mi? Net bir şey karşıma çıkmamakla birlikte daha çok ihracat ağırlıklı olması, son dönem içerisinde özellikle ev e, şeyinde ve beyaz eşya sektöründe biraz daha duraksamanın olması, kredi e, faizlerinin artması, vadelerin azaltılması gibi unsurlar. E, araştırdığımda hani raporlara şöyle bir bakayım dediğimde ziraat yatırımın e, ikinci çeyrek bilançoları sonrasındaki gelen değerlendirmeleri e, dikkatimi çekti. Satışların maliyeti ikinci çeyrekte bir önceki dönem aynı döneme göre yüzde 87 oranında artış kaydetmiş. ikinci çeyrek bilançosu geldiğinde. Bununla birlikte net dönem kar geçen yılın aynı dönemine göre ikinci çeyrekte yüzde 30.5 artmış ve 530.6 milyon TL olmuş Arçelik. Zaten Arçelik'te böyle çok güzel hareketler gördük, şovlar gördük. Arada böyle beyaz eşya sektöründe ertelenmiş ihtiyaçlar, kampanyalar, cirolardaki e, genişleme, ihracattaki artışlar beyaz eşya sektörüne sık sık karşımıza geldi. Ama bununla birlikte özellikle e, kurdaki yükselişlerin de ciddi anlamda sektöre bir baskı yarattığını, maliyetleri arttırdığı da bir dönemde oldu. Şöyle bir bakıyorum ben e, ikinci çeyrek satışlarını yüzde 33'ün oluşturan yurt içi satışlar yüzde 47.6 oranında artış kaydederken yurt dışı satışlar yüzde 112 oranında artmıştır. İşte Arçeli domine eden aslında yurt dışı satışları olmuştu. Bununla beraber şöyle bir bakıyorum e, net e, neticesinde faaliyet karı yüzde 49.8 artmış. Faaliyet kar marjı ise 1.8 puan a, azalışla. %7.3 seviyesine gerilemiş Arçelik'in o ikinci çeyrek dönemlerinde. Finansman tarafında ise net giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %8.5 artışla 466.7 milyon olmuş. Ve şöyle bir bakıyorum şirketin karı ile birlikte şirketin 6 aylık ana net ortaklık net dönem karında da %145.1'lik bir artış var. Şimdi bu hikaye, bas hikaye burası oluşturuyor. Ve Arçelik'in son iki dakikamıza Arçelik'i sığdırabilirsek. Arçelik'te sorum şu olsun. Tamam mı? Yoksa devam mı? Yeni bir hikaye mi yazacak Arçelik? İki dakikada bize neler söyleyebilirsin? Valla tabi ciddi bir performans. 2020'nin Mart ayındaki dipten 10 liralardan 35 lira, 35 buçuklara ulaşmış ciddi bir performans. Ve fazla gerilemeyen. Yabancı payının da çok fazla azalmadığı hisselerden evet. biri. 200 günlük ortalama ne kadar net çalışmış baksana yani niye Hı. biz bu ortalamaları koyuyoruz? Üstsel kullanıyoruz bazı ortalamaları. Evet. Bak burada burada. 21 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamanın üzerinde. Önemli bir kanal çizgisi. Kanalın üzerinde. Hı. Özetle 30 32 aşağı kırılmadıkça 32'den kapattık bugün. 30 32 stoplu. 35, 34, 50, 35, 50 direnç. Geçildiği andan itibaren gideceği yer 43, 44'ler. Yani şu en arkadan gelen hı hı. yukarı yönlü tren çizgi. Evet. Onun için gene stoplara dikkat. 35'i geçtiği andan itibaren Arçelik yukarı yönlü iğmelenir. O notu da düşelim. Hı hı. Ama 30'a dikkat 200 günlük iki defa çalışmış. Bu sefer çalışmazsa pozisyonları gözden geçiririz. Evet burada bakacağımız e, 34,5-35 e, seviyesi. Oraya da geçiyorsa. Geçiyorsa ondan sonra yola açık olabilir. Takip etmemiz gereken hisselerden bir tanesi. İyi bir bilanço. Her düzeltmede alınacak kağıtları da söylüyoruz. Aynen. En az 20 tane hisse saydık yayınlarımızda. O hisseler hı hı. habire alım-satım fırsatları veriyor farkındayız. Evet. Çok teşekkür ederim. Bilgiyle ben teşekkür sağ, ederim. Beraberce. Diyelim. Ekip çalışması. Ee, verdiğim, yüzüne paylaştığım bilgiler için. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bu programda yer verdiğimiz analisti yapan kurumlara da ve analisti arkadaşlara da teşekkür ederim. Ekip arkadaşlarım adına da güzel sağlıklı bir hafta diliyorum. Haftaya salı akşamı yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.